Pal Sokağı Çocukları Ferene Molner 1. Bölüm Baskın Fen bilgisi laboratuvarında uzun ve sıkıcı çalışmalar sonunda ünlü Bunsen lambası deneyi gerçekleştirilmiş, yemyeşil bir ışık yanı vermişti. O anda bitişikteki binanın avlusundan yankılanan bir laterna sesi laboratuvarın kendine özgü ağırbaşlı havasını birden değiştiriverdi. Çok güzel bir bahar günüydü. Pencereler olabildiğince açıktı ve tertemiz bahar havası şen bir Macar halk şarkısıyla birlikte içeriye doluyordu. Bu arada laboratuvarda sadece birkaç çocuğu ilgilendiren Bunsen lambasındaki yeşil ışın parıldamasını keyifle sürdürüyordu fakat öğrencilerin büyük bir bölümünün bu ışınlarla pek ilgili olduğu söylenemezdi. Artık tümünün gözleri Protestan kilisesinin çan kulesindeki saate çevrilmişti. Saatin yel kovanı ağır ağır 12'ye yaklaşıyordu. Artık kulaklar sokaktan gelen gürültülere yönelmişti. Çok geçmeden laterna sesine daha başka sesler de eklendi. Uzaklardan yankılanan altı tramvayların zilleri, bir avludan kadının birini mırıldandığı bir halk ezgisi, laternanın sesine eşlik etmeye başlamıştı. Şöyle bir silkindiler öğrenciler, daldıkları uyuşukluktan kurtulmaya çalıştılar.'' Foka çabucak kırmızı deriyle kaplı cep mürekkep hokkasının kapağını kapadı. Çele telaşla kitaplarının dağınık sayfalarını toplamaya çabalıyordu. Kitaplarını hep böyle sayfa sayfa dağıtırdı Çele. Zarif bir kişi olduğundan arkadaşları gibi koca koca kitapları taşıyacağım diye yük altında kalmaktan hoşlanmaz, o okula yalnızca o günkü derslerin bulunduğu sayfaları getirmekle yetinirdi. Arkalardaki bir sırada oturan Çonakus, sıkıntıdan ağzını kocaman bir gergedan gibi açarak uzun uzun esnedi. Veys ise ceplerini dışarı çevirip dersler boyunca kemirdiği sandviç kırıntılarını boşalttı. Greve gelince gitmek niyetinde olduğunu belirtmek istiyormuş gibi topuklarını döşemenin tahtalarına sürtmeye başladı. Barbaros hiç utanıp sıkılmadan tüm kitaplarını boy sırasıyla yerleştirmeye koyuldu. Sonra bir kayışla öyle sıkıca bağladı ki bir sürü sesler çıkmasına neden oldu. Dersin sonunun yaklaştığından haberi olmayan sadece öğretmendi. Öğretmen, ''Ne oluyor çocuklar?'' diye sordu. Öğretmenin bu sorusuyla ortalığı derin bir ölüm sessizliği kapladı. Barbaros kayışı yavaşça gevşetiverdi. Greb ayaklarını topladı. Weiss hemen ellerini ceplerinden çıkardı. Çanakos'un esnemesi yarıda verdi. Çelenin sayfaları ortalığa dağıldı ve Boka, kırmızı deri mürekkep hokkasını telaşla cebine sokuverince... Masmavi mürekkep bir anda o güzelim ceketini berbat etti. Şu anda öğrenciler oturdukları yerde her zamanki sakin, uslu durumlarına dönmüşlerdi. O anda öğretmenin bakışları neşeli neşeli içeri dolan laterne ezgilerinin geldiği açık pencereye döndü. Kaşlarını çattı ve çok sert bir emir verdi. Şu pencereyi kapat Çenge! Ön sıranın en başında oturan Çenge kalktı, ciddi ciddi gidip pencereyi kapadı. O sırada Çanakos yana doğru uzanıp ufak sarışın bir çocuğa seslendi. Nemetsek, Nemetsek kimseyi sezdirmeden arkasına kaçamak bir bakış fırlattı. Ayağına kadar yuvarlanan kağıttan topu eğilip aldı ve açtı. Üzerinde bokaya verilecek diye yazılıydı. Bu nedenle Nemetsek hemen kağıdı tekrar buruşturup top haline getirdi ve uygun bir anda eğilerek fısıldadı. Hey Boka! Boka hemen yere sıraların arasındaki bu alışılmış haberleşme yoluna bir göz attı. Yuvarlanan kağıt topu görünce eğilip aldı. Kağıtta şunlar yazılıydı. Saat 3'te arsada genel kurul toplantısı yapılacaktır. Gündemimizde başkan seçimi var. İlgililere haber verilecek. Boka kağıdı cebine attı. Kitaplarını çantasına yerleştirdi. Saat tam birdi. Zil çalmaya başladı. Ders bitmişti. Öğretmen Bunsen lambasını söndürdü. Öğrencilere ev ödevlerini yazdırdı. Ardından okulun yanındaki müzeye gitti. Zilin çalmasından kısa bir zaman sonra sınıf boşalıverdi. Öğrenciler paldır küldür merdivenlerden iniyor, okulun o çok büyük kapısından sokağa fırlıyorlardı. Özgürlüğüne kavuşmuş tutsaklar gibi aniden çıktıkları temiz havada ve güneş altındaki sanki sarhoşlarmışçasına ve açlıktan mideleri zil çalarak evlerinin yolunu tutuyorlardı. Okulun yanında bulunan bir yapının kapı girintisinde Çele, fiyatlarını artırmış olan İtalyan şekerci ile çok çekişmeli bir pazarlığa girişmişti. Okul müdürünün şekerciyi artık okula yaklaştırmayacağı söylentileri ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Bir türlü öğretmenlere yaranamıyordu. Şişko İtalyan'da çok geçmeden tezgahını ne yazık ki daha az kazanç getirecek başka yerleri taşımak zorunda kalacağını çok iyi biliyordu. Bu nedenle fiyatlarını artırmıştı. Madem ki bir süre sonra buralardan uzaklaşmak zorunda kalacaktı, öyleyse ne diye bu son günlerinden yararlanmasındı? Bu nedenle çeleye dönerek, 5 lirayı unut artık, bugünden sonra benim fiyatlarım 10 liradır, işte o kadar.'' Bu sözleri de ana dili olmayan bir dille, binbir güçlükle söyleyebilmişti. Grep çelenin kulağına eğilerek, ''Şunun tezgahına kasketini bir fırlatıver bakalım.'' diye fısıldadı. Çele bu parlak fikri beğenmişti. Şekerlerin çevreye dağıldığını gören arkadaşları ne kadar da eğleneceklerdi. Grep habire çeleği kasketini atması için şeytancı kışkırtıyordu. Daha ne bekliyorsun? Fırlat şu kasketini. Kara borsacının aklı başına gelsin. Çele kasketi başından çıkardı. Bu güzel kasketi nasıl fırlatırım ama diye fısıldadı. Şıklık düşkünü bir çocuktu çele. Bakıyorum da kasketin çok önemli senin için. Çele hiç oralı olmadan yanıtladı. Sen ne sanıyordun? Korkmuyorum ama bu kadar güzel bir kasketi durup dururken ziyan etmek istemem. Fakat sakın benim korkak olduğumu sanma. Eğer senin kasketini atmamı istersen hiç düşünmeden atıveririm. Grip, korkuyorsan hiç durma. Haydi kaç buradan diyerek bir anda kasketini başından çıkardı. Kasketini tam şekercinin tezgahına vuracağı anda birisi elini sımsıkı yakaladı. Kalın erkeksi bir ses sordu. Ne arıyorsun orada? Grip arkasına döndü, karşısında boka duruyordu. Sert bakışlarıyla boka grebi süzüyordu. Grip yelkenleri suya indirmişti, kasketini kafasına geçirdi. Boka alçak bir sesle, ''Göstereceğin yiğitlik bari zahmetine değse, ne alıp veremediğiniz var şu adamla anlamıyorum. Rahat bırakın adamcağızı, haydi şimdi benimle gel.'' Mürekkepli elini ona doğru uzattı Boka. Cebindeki mürekkep hokkası her zaman olduğu gibi mavi sıvıyı cebine bulaştırmıştı. Elin cebine koyduğu sırada da eli mürekkebe boyanmıştı. Bu önemsiz olayda kapanınca Boka, Grib'in koluna girdi ve geniş adımlarla caddeden aşağı yürümeye koyuldular. Zarif Çele ise oracıkta kalıvermişti yapayalnız. Şişko İtalyan'a yenik düşmüş bir sesle, ''Peki madem ki bundan sonra helva 10 lira, bana o kadarlık helva verir misin lütfen?'' dediği duyuldu. Şekerci bıçakla kestiği bir parçacık helvayı kağıda sarıp uzattı. Çele, Şimdi eskisinden de az veriyorsun dedi. İtalyan kazandığı başarıdan memnun hiç utanmadan karşılık verdi. Ne sanıyordun ya? Fiyatlar arttığına göre ben de daha az veririm elbet. Helva'yı ağzına atarken çele helvanın yapış yapış olmuş kağıdından elini ve ağzını zor kurtardı. Boka ile grebe hey beni bekleyin çocuklar diye seslenerek onlara yetişmek için arkalarından koşmaya başladı. Tam köşe başında onlara yetişti. Üçü birlikte kol kola girerek yollarına devam ettiler. Boka iki arkadaşının ortasında yürüyordu. Henüz 14 yaşındaydı ve yüzü çocuk suydu ama konuşmaya başlar başlamaz birkaç yaş birden büyümüş sanırdınız. Kalın ve tatlı bir sesi vardı. Arkadaşlarının kavgalarına hiç karışmazdı ancak kavga bir öğretmenin işe karışmasını gerektirecek yönde alevlenecek olursa Boka iki tarafı barıştırmak için araya girerdi. Gayet akıllı bir çocuktu Boka. İleride de yaşamını dürüst bir insan olarak sürdüreceği izlenimini veriyordu. Üç arkadaş birlikte Kostelik sokağına saptılar. Sokağın ortasında iki, üç çocuk dikilmiş bekliyordu. Bunlardan biri iri yarı çonakos, diğeri ise sarışın, zayıf nemes çekti. Üç çocuğun kendilerine yaklaştığını gören çonakos sevindi. Parmaklığını ağzına götürüp lokomotif düdüğü gibi ıslık çalmaya başladı. Koskoca okulda hiçbir çocuk Çonakos gibi bu ıslığı çalamıyordu. Islığı bitiren Çonakos üç arkadaşının yanlarına gelmesini beklerken çeke sordu. Onlara daha iyi bir şey söylemedin değil mi? Hayır söylemedim dedi Nemezçek. Üç arkadaş oraya gelir gelmez üçü birden aynı anda sordular. Ne oluyor? Soruyu Çonakos yanıtladı. Ne olabilir? Postar kardeşler elbet. Bu kısa konuşmadan sonra bir süre ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Ardından Grip dayanamadı. Bağırarak, "Bu artık böyle sürüp gidemez. Bir an önce bir şeyler yapmamız gerektiğini her zaman söyledim. Fakat her defasında Boka bizi yatıştırmaya uğraşıyor. Böyle sürerse eğer bir sabah hepimizi dayağa çekmeleri işten bile değil." Boka Nemesçeke dönerek, "Anlat bakalım baskın nasıl olmuş? Dün akşam müzenin bahçesinde. Olayı tüm ayrıntılarıyla dinleyelim şimdi. Yalan katma sakın. Anlat bakalım." onlara karşı misillemede bulunmak istiyorsak gerçeği ayrıntılarıyla bilmemiz gerek. Zayıf, silik görünüşlü Nemesçik, ilgilerin üzerinde toplanmasından memnun anlatmaya başladı. Yemekten sonraydı. Richter, Barabas, Kolnay, Weiss ve ben parka gidip bilye oynamayı kararlaştırdık. Böylece duvarın dibinde oynamaya başladık. Oyun süresince duvarın dibinde sanırım 15 tane kadar bilye birikmişti. Birden Richter bağırdı. Çabuk tüyelim çocuklar, Pastorlar geliyor. Bir de baktık ki pastorlar elleri ceplerinde, başları omuzlarının arkasına çekilmiş olarak bize doğru geliyorlar. Beş kişiydiler. Hepimiz korkudan titremeye başlamıştık. Aslında biz de beş kişiydik ama onların ikisi bile rahat rahat on kişiyle başa çıkıp çıkabilecek güçteydiler. Tehlikeyi gören Barabas ve Kolnay tüy verdiler. Biz sadece üç kişi kalmıştık. Pastorlar gözlerini bilyelerden ayırmaksızın ağır ağır ilerliyorlardı. Önceleri sadece oyunu izlemekle yetindiler. O sırada Veys kulağıma eğildi. Ne diyorsun? Oyunu yarıda keselim mi diye sordu. Ben de buna gerek yok canım. Şüphesiz senin işin de öyle gelir. Çünkü oyunu kaybediyorsun dedim. Richter'den sonra oyun sırası bana gelmişti. Bilyemi attım ve yerdekilerin tümünü kazanıverdim. Tam bilyeleri toplamak üzereydim ki pastorların küçüğü bana doğru gelerek bağırdı. Baskın! Önce konuşarak işi tatlıya bağlamak için çabaladım. Pastorlara dönerek buna hiç hakkınız yok ama dedim. Fakat pastorların en büyüğü bilyeleri toplamış cebine dolduruyordu bile. O zaman küçüğü benim yakama yapıştı ve bağırarak sen baskının ne demek olduğunu biliyor musun diye sordu. Buna karşılık bulamadım elbet. Kolnay ve Barabas ise o sırada uzaktan bizi gözetliyordu. Sonunda pastorlar bilyelerin hepsini birden topladıktan sonra hiçbir şey söylemeden çekip gittiler. İşte bütün olay bundan ibaret. Grep de, çele de bu durumda çok içerlemişlerdi. Herkes bakışlarını Boka'ya dikmişti. Boka konuşmuyor, derin derin düşünüyordu. Bu düpedüz bir soygundu ve sonunda o da kızmıştı. Az sonra Boka fısıltıyla önce gidip yemeğimizi yiyelim. Sonra şantiyede buluşup enine boyuna konuşuruz. Ben de sizler gibi düşünüyorum artık. Olacak şeyler değil bütün bunlar dedi. Yeniden yürümeye başladılar. Hepsi de çok gergin ve heyecanlıydılar. Sabırsızlıktan yerlerinde bile duramıyorlardı. Boka bu işin iyi olmadığını söylediğine göre işler kızışacağı benziyordu. Çocuklar Uluoy Ulu Caddesi'nde soluk soluğa geçerek Köstelek Sokağı'ndan aşağı doğru inmeye başladılar. Bir yandan heyecanla konuşuyor, bir yandan da yürüyorlardı. İkinci Bölüm Çete Başkanı Boka Arsa sonsuz mavi gökyüzü altında uçsuz bucaksız kırlar üzerinde yaşayan köy çocukları bu sözcüğün kent çocukları için içerdiği anlamı kavrayamazlar. Bir kent çocuğu için arsa sonsuzluk demektir, özgürlük demektir. Pal sokağındaki bu arsada apartmanlar arasında sıkışmış başkentin zavallı çocukları için bir mutluluk kaynağıydı. Arsa pal sokağına bakıyordu ve çevresi binalarla kuşatılmıştı. Arkasındaysa başka bir arsa bulunmaktaydı. Onun yığınlarıyla dolu bir açık ambar. Tam ortasında içinde buharlı bıçkı makinesinin bulunduğu kulübemsi bir bina vardı. Yazları asma dalları ile kaplı olurdu duvarları. Bu duvarların arasından beyaz buhar püskürten bacası görülebiliyordu. Bu haliyle odun yığıları arasında bir lokomotif görünümündeydi. Bu kulübenin çevresinde çoğu zaman koca at arabaları olurdu. Saçağın altında bir delik açılmıştı. Bir tür tahta oluk bu deliğe takılmıştı. Odun arabası kulübenin önüne geldiğinde kesilmiş odunlar bu oluktan arabaya öyle hızlı akmaya başlardı ki insan gözlerine inanamazdı. Arabacı orada dolduktan sonra atlara komut verip yola koyulurdu. Sonra ikinci araba yanaşır, baca yine beyaz buharını püskürtür ve oluktan yine odunlar hızla akardı. Bu hep böyle sürüp giderdi. Bıçık makinesinin gürültüsü hiç ama hiç durmazdı. Kulübenin bir yanında da ağaçların arasında odun ambarı bekçisinin oturduğu bir kulübe daha vardı. Ambar bekçisi burada yangın çıkmasını veya odunların çalınmasını önlemekle görevliydi. Başkentli çocuklar için bundan daha iyi bir oyun alanı olamazdı. Pal soka sokağındaki bu arsa sanki pürüzsüz Amerikan oslaklarını anımsatıyordu yine de odun deposunun korunmasız bir yer olduğu sanılmasın. Odun yığınlarının tepesinde çocuklarca kurulmuş birkaç adet kale vardı. Bu kaleler Bako, Çonakos ve Nemeçkes'in katkılarıyla kurulmuştu. Tüm kaleler komutanı, yüzbaşısı, teymini ve eriyle tam bir ordu oluşturuyordu. Herhalde Pal Sokağı ordusunun biricik erinin kim olduğunu söylemeye gerek yok. Tahmin edileceği gibi bu minik Nemeçsek'ten başkası değildi. Yüzbaşılar, teğmenler ve az teğmenler her karşılaştıklarında elleriyle dostça bir tavırla birbirlerini selamlarlardı. Yalnız zavallı Nemetsek her seferinde esas duruşa geçmek zorundaydı ama o bunu seve seve yapardı. Saat iki buçuk sıralarıydı. Pay sokağına açılan tahta kapı aralandı ve Pay sokağı ordusunun sarışın minik eri Nemetsek göründü. Çıktıktan sonra kapıyı kilitlemeyi de unutmadı. Çünkü kurallar böyle öngörüyordu. Bir taşın üzerine oturdu Nemetsek. İkmeğini yerken arkadaşlarını beklemeye başladı. Ortada toplantının yapılmasını gerektirecek olağan dışı bir durum olduğu belliydi. Birdenbire gözüne bekçinin kocaman kara köpeği ilişti. Hayvan öfkeyle havlayarak koşuyordu. Nemetsek merak etmişti o yüzden hemen köpeğin peşine düştü. Hayvan bir odun yığınının önünde durarak havlamasını daha da artırdı. Bu yığın Pal Sokağı ordusunun kalelerinden biriydi. Havlamasını sürdürerek kalenin çevresini dolanıyordu hayvan. Nemetse kara köpeğe sordu. Hey ne oluyor sana? Daha sonra gözlerini kaleye doğru kaldırdı. İçinde odunların arasında biri varmış gibi bir his belirdi. Acele bir kararla odun yığınlarına tırmanmaya başladı. Tam yarı yola gelmişti ki görülmeyen bir elin odunların yerini değiştirmeye çalıştığını işitti. Yüreği heyecan ve korkuyla küt küt çarpmaya başladı. İçinden Korkma Nemetsek korkma diyordu. Sonunda tepeye ulaştı. Bir adım daha atacaktı ki olduğu yerde kaldı. Korkuyla bir çığlık attı. Aman Allah'ım! Düşünecek zaman değildi artık. Hemen aşağıya indi. Toprağa basar basmaz gözlerini yukarıya kaldırdı. Bayrağın yanında bir ayağını kale duvarına dayamış Ferit Artış'ı gördü. Korkunç Feri Artış. Pay Sokağı çocuklarının baş düşmanı, botanik bahçesi çetesinin başkanıydı. Üzerindeki kırmızı renkli gömleği rüzgarda dalganıyordu. Nemetsek'e alaylı alaylı bakarak ''Korkma sakın Nemetsek'' dedi. Gerçekten çok korkmuştu Nemetsek. Kara köpekli Thor'la birlikte koşarak arsaya ulaştılar. Fakat arkasına dönüp baktığında kalenin üzerinde Feri Arsç'ın kırmızı renkli gömleğini ve kırmızı yeşilli kale bayrağını yerinde göremedi. Nemetsek Feri Arsç ile ilk kez yüz yüze geliyordu. Şüphesiz botanik bahçesinin başkanından çok korkmuştu ama onunla karşılaşmak hoşuna gitmemiş de değildi. Esmer, geniş omuzlu, yakışıklı bir çocuktu Feri Arç. Üzerinde bol kırmızı gömleği ona çok yakışmıştı. Bir yiğitlik havası vermişti. Botanik bahçesi çetesinin çocukları kırmızı gömlek giyerlerdi. Bu çetenin üniforması gibiydi. Tam bu sırada tahta perdenin kapısına dört kez vuruldu. Bu dört vuruş Pal Sokağı çetesinin parolasıydı. Nemetsek hemen koşup kapıyı açtı. Grep, Çele ve Boka içeri girmişlerdi. Nemetsek hemen esas duruşa geçip tam bir asker gibi selam verdi. İçeri girenler, selam asker, ne var ne yok bakalım. Nemetsek, çok korkunç bir şey var diye bağırdı. Ne olduğunu söylesene. Buraya Feri Arç geldi. Hepsi de şaşkınlık içindeydiler. Grep, olmaz böyle şey imkanı yok dedi. Yemin ederim ki doğru. Boka, ayrıntılı olarak anlat şunu dedi. Nemetsek heyecanla anlatmaya başladı. Odun yığınları arasında dolaşırken birden köpeğin sesini duydum. Hemen onu izlemeye koyuldum. Tam orta yerdeki kaleye kuşku uyandırıcı sesler duydum. Kaleye tırmanınca tam tepede kırmızı gömlekli Feri Arç ile karşılaştım. Feri Arç bayrağımızı da alıp götürdü. Ne bayrak mı dedin? Bunun üzerine dört çocuk kaleye doğru koşmaya başladılar. Belki de Feri Arç hala oradaydı. Büyük bir heyecanla kalenin önünde durakladılar. Tabii bayrağı göremediler. Boka hiç istifini bozmadan çeleye, kız kardeşine söyle yarın bize yeni bir bayrak diksin. Yeşil kumaşımızın kalmadığını söylemiştin. Bayrağı kırmızı beyazlı diksin. Yarından sonra renklerimiz bu olacak. Olay böyle çözümlenince Grep Nemetsek'e döndü. Er Nemetsek diye bağırdı. Evet efendim, yarın hemen yasamızı değiştireceksin. Yarından sonra bayrağımız yeşil kırmızı değil, Beyaz kırmızı olacaktır. Baş üstüne efendim. Nemetsek rahat duruşuna geçti. Hepsi birden kaleye tırmanıp inceleme yaptılar. Feri Artış'ın alıp götürdüğü bayraktan geriye sadece boynu bükük, kırık bir direk parçası kalmıştı. Arsadan bağırışmalar duyuldu. Ha ho ho! Ha ho ho! Bu pan sokağı çocuklarının parolasıydı. Nemetsek ellerini ağzının iki yanına götürerek ince bir sesle karşılık verdi. Ha ho ho! Kaledekiler aşağıya inip Hemen arsaya doğru yürüdüler. Veys, Kende, Kolnay ve Çonokas arsanın orta yerinde bekleşiyorlardı. Bu kayı gören çocuklar komutanlarının önünde hemen esas duruşa geçtiler. Zaman yitirmeden gündeme geçildi. Şimdi toplantıya katılmış olanların hepsi de olayı öğrenmiş bulunuyordu. Hepsi de bu işe çok üzülmüş ve kızmışlardı. Nemetseki ortalarını aldılar. Sabırsızlıkla olayla ilgili sorular sordular. Nemetsek bu fırsattan yararlanıp Gerçekle ilgisi olmayan eklemeler yaparak soruları yanıtlamaya gayret ediyordu. Çocuklardan birisi Feri Artış hiç seninle konuştu mu diye sordu. Nemetsek gururla göğsünü şişirerek elbette konuştu diye yanıt verdi. Sana ne söyledi? Benden korkmuyorsun değil mi Nemetsek dedi. Bu sözleri söylerken gerçeği oldukça saptırmış bulunuyordu fakat bu sözleri duyan onun yiğitlik gösterdiğini sanabilirdi. Peki sen ondan korkmadın mı? Ne diye korkacakmışım? Orada dikildim durdum. O da beni dimdik ayakta görünce koşarak gözden kayboldu. Grep Feri Arsic'in kaçacağını asla sanmıyorum. Onun birilerinden kaçtığını şimdiye kadar görmemiştir. Boka gribi şöyle bir süzdü. Yeter artık seni duyan birisi onu sanım, savunuyorsun zannedecek. Onu demek istemiyorum fakat Feri Arsic'in Nemetsek'ten korktuğuna bir sürü inanamıyorum ben. Bu sözler tüm çocukları kahkahalarla güldürmüştü. Nemetsek biraz utanmıştı. Voka ciddiyetini takınarak ''Şimdi bırakın bunları artık. Gündemden başka seçim mi vardı? Bir savaş patlak verirse her sorumluluğu üstlenecek bir başkana ihtiyacımız var. Eğer Nemet'sek bir kağıt çıkar. Burada kaç kişiysek o kadar parçaya böl. Herkes kağıda başkan adayının ismini yazsın. Başkan oy çokluğu ile seçilecek.'' Tüm çocuklar ''Yaşasın!'' diye bağırıştılar. Hepsi de cephane'deki ceplerindeki kalemleri çıkarmaya başladılar. Oyların bir kaskette toplanması gerekiyordu. Peki bu onur kimin olacaktı? Bir çekişmedir başladı. Kolnay, Barabas kasketinin çok yağlı olduğunu ve bu işe uygun olmadığını savunuyordu. Öbür yandan Barabas Kolnay'ın ki için aynı şeyleri söylüyordu. Sonunda Çele o güzelim kasketini arkadaşlarının hizmetine sundu. Artık onun kasketiyle kimse rekabete girişemezdi. Grupta kasket konusunda Çele ile boy ölçüşecek hiç kimse yoktu. Bu sırada çok ilginç denilebilecek bir olay oldu. Nemetsek oturduğu yerden kalkarak bir adım öne çıktı ve titrek bir sesle "Yüzbaşım, burada rütbesiz tek asker benim. Herkesin rütbesi büyüdü. Er olarak bir tek ben kaldım. Herkes bana emir veriyor. Hele hele tüm suçlar bana yükleniyor." Birden soluk yanaklarından iri iri gözyaşları damlayarak yuvarlanmaya başladı. Bu durum toplumdaki tüm çocukların katıla katıla gülmesine neden oldu. Onların böyle davranması Nemetsek'in umutsuzluğunu daha da bir artırdı. İçini çeke çeke hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Boka ciddi bir sesle "Kes artık şu zırıltıyı bir daha böyle davranırsan buraya gelemezsin'' dedi. Nemetsek bunun üzerine ağlamasını kesti. Yüzbaşı elini onun omuzuna koydu. ''Eğer emirlere uyar da yiğitlik gösterirsen Mayıs ayında subaylığa terfi edebilirsin fakat şimdilik er olarak kalacaksın.'' Toplantıdakilerin tümü bu öneriye bir açıdan sıcak bakıyorlardı. Fakat Nemetsek subay olursa emir verecek bir erin kalmayacağı da bir gerçekti. Biraz sonra Nemetsek herkesin yazdığı kağıtları toplayarak çetenin kasketini attı. Oy sayımı işini Boka üstlendi. Oy kullananların sayısı 14'tü. Sayım sonunda 11 oy Yanoş Boka'ya 3 oy ise Dessö Grebe verilmişti. Hıreb'e bir oyu Boka vermişti ama doğrusu diğer iki oyu kimin verdiğini Boka uzun süre düşündü. Acaba kendisini istemeyen diğer iki kişi kim olabilirdi? Çocuklar hep bir ağızdan yaşasın diye bağırdılar. Nemetsek gözleri hala kızarık olmasına rağmen Boka'yı heyecanla alkışlıyordu. Başkan konuşmaya başladı. Beni başkan seçtiniz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi kırmızı gömlekliler arsamıza göz koydu. Er geç bizleri buradan kovmak için arsaya saldıracaklardır. Fakat biz her ne pahasına olursa olsun arsamızı sonuna kadar savunacağız. Çocuklar hep bir ağızdan yaşasın arsamız diye bağırıştılar. Bu arsa ve odun yığınları onlar için savunulması gereken bir vatandı sanki. Burayı savunurken sanki Macaristan için savaşacaklardı. Voka sözlerine devam etti. Üstelik onların buraya gelmesini de beklemeyeceğiz. Biz oraya gideceğiz. Onlarla botanik bahçesinde buluşacağız. Hep birazdan ağızdan bağırıştılar. Haydi gidiyoruz, haydi gidelim. Toplantıları bitmişti. Gerginliklerini atmak için bir süre tenis oynamaya karar verdiler. Subaylardan biri Nemetsek'e seslendi. Er Nemetsek depoya gidip raketleri getir bakalım. Depo dedikleri yer odun yığınlarının altındaydı. Nemetsek koşarak depoya gidip topları, raketleri ve ağları getirdi. Bir ara boka grebe yaklaştı. Üç oy aldın dedi. Rep gururla ''Evet'' dedi rakibine diktik bakarak. Üçüncü Bölüm Botanik Bahçesinde Kovalamaca Çocuklar saat beşte dersten çıktılar. Savaş planını konuşmak için okulun önünde toplandılar. Başkan seçilmiş olan Boka arkadaşlarına dönerek ''Onlara ne kadar cesur olduğumuzu ve korkmadığımızı bugün mutlaka göstereceğiz'' dedi. ''Adamlarımızdan ikisini yanıma alıp botanik bahçesine gideceğim.'' Onların topladıkları adaya gelince şu yazıyı bir ağaca çakacağım. Kırmızı bir kağıdın üzerinde kocaman harflerle şunlar yazılıydı: "Pal sokağı çocukları buraya geldiler." Çocukların hepsi de çok cesaretlenmişlerdi. İçlerinde korku diye bir şey yoktu artık. Hatta Nemez bile çok cesurca bir davranış gösterdi. En kısa zamanda bir rütbe almak hevesindeydi. Bu her halinden anlaşılıyordu. Boka ya, ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Çonakos, ben de gelebilirim. Boka o halde karar verilmiştir. Çonakos ile Nemesçek benimle geliyorlar. Ulan biteni yarın sınıfta duyarsınız. Diğer arkadaşlarıyla el sıkışarak ayrıldılar. Bu kadar Çonakos ve Nemesçek'i yanına alarak beraberce Ulloy Caddesi boyunca hızla yürüdüler. O sırada hava kararmıştı. Sokak fenerleri ise yanmıştı. Üç arkadaş 15 dakika sonra botanik bahçesine vardılar. Çocuklar bahçenin o ürkütücü yüksek demir kapısının önünde yüreklerinin heyecan ve korkuyla sıkıştığını hissettiler. Üç çocuk taş duvarın son bulup yerini bir tahta perdeye bıraktığı dar bir sokağa saptılar. Birkaç dakika sonra sokak fenerinin ışığının ulaşamadığı karanlık bir köşede durdular. Tahta perdenin öbür yanında kocaman bir akasya ağacı vardı. Boka Tahta perdeye buradan tırmansak akasya ağacına tutunarak rahatlıkla öbür tarafa inebiliriz. Ayrıca ağacın tepesinden düşmanın nerede olduğunu da görebiliriz. Çonakas ve Nemesçik bu düşünceyi onayladılar. Zaman geçirmeden işe koyuldular. Çonakas ellerini tahta perdeye dayayarak birazcık çömeldi. Boka onun sırtına çıkıp ayakta durarak çevreye uzunca bir süre göz attı. Kimsenin olmadığını görünce hemen arkadaşına fısıldadı. Haydi Çonakos, Boka'ya tahta perdeye oturması için yardımcı oldu. Boka aşağıya atlar atlamaz kendisini bir çiçek tarhının ortasında buldu. Boka'nın ardından Nemesçek ve Çonakas atladılar bahçeye. Çonakas eski bir köyle çocuğu olduğundan göz açıp kapayıncaya kadar ağacın tepesine tırmanıverdi. Boka ve Nemesçek fısıltı ile sordular. Bir şeyler görebiliyor musun? Ağaçlar adayı gizliyor pek bir şey göremiyorum ama köprünün üstünde iki kişi var. Boka böylece adada oldukları anlaşılmış oldu diye fısıldadı. Çonakos çevir, çevik bir hareketle yere atladı. Üçü de görünmemek için ağaçların dibine sinip alçak sesle konuşmaya başladılar. Boka bence en iyisi kale yıkıntılarına ulaşmaya bakalım. Şu tepenin sağ tarafında bulunan kalıntılardan söz ediyorum. Diğer ikisi tepeye ulaştığımızda kamışların arasında gizlenme şansımız var. Ne yapacağımıza orada karar veririz. Bu kabı, bu kabı öneriyi onayladı. Öyleyse anlaştık. İlk hedef tepe. Anlaştık. Çıkalım. Çalıkların arkasından yere eğilerek ilerlemeye koyuldular. Çevrede derin bir sessizlik hakimdi. Üç arkadaş sessizce tepeye süzüldüler. Botanik bahçesine vardıklarında kapılar kapanmış, çevrede hiç kimse kalmamıştı. Çocuklar bahçeye yaklaştıkça heyecanları artıyordu. Çünkü kırmızı gömleklilerin o güçlü kalesine girmeye kalkışmak çok büyük bir cesaret işiydi. Ve sonunda tepeye varmışlardı. Tepenin bir yamacında yapay kale kalıntıları bulunuyordu. Boka, bakın çocuklar şu anda kalıntılara gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kırmızı gömleklilerin burada gözcüler diktiklerini duymuştum dedi. Çonakos fısıltıyla sordu. Bu kale neyin nesi? Botanik bahçesinde bir kalenin kurulmuş olduğunu bilmiyordum. Burası kale değil, sadece kale kalıntılarıdır. Yer yer merdivenlerden, bazen kale taşlarından yararlanarak tepeye tırmanmaya başladılar. Çonakas önde gidiyor, Boka ve Nemes çekilse onu takip ediyordu. Çokanas ansızın elini kaldırarak dur işareti verdi. Sonra korkuyla birisi bize doğru geliyor dedi. Heyecanla hemen çalılıkların arkasına gizlendiler. Vücutlarını yeşilliklere gömmüşler, tümüyle görünmez olmuşlardı en ufak bir ses bile duyabilmek amacıyla iyice kulak kabartmışlardı. Şimdi düşman onlara doğru gelmekteydi. Bu esnada Nemesçek inledi. Ben eve gitmek istiyorum. Çonakos soğun kanlılıkla er Nemesçek sakın huzuru bozmayalı, bozmayalım. Gizlen iyice diye çıkıştı. Boka kafasını doğrultarak er Nemesçek yere yüzü koyun yat diye emir verdi. Elbette Nemezcik bu emre karşı gelemezdi. Hiç düşünmeden çalıların arasına gizlendi. Henüz göremedikleri düşman dalların arasında hışırtılar çıkararak ilerliyordu. Boka kafasını kaldırıp çevresine göz gezdirdi. Tepeden ilmekte olan bir insan gördü. Hemen arkadaşlarına fısıldadı. "Korkmayın, bekçiymiş." dedi. Üçü birden derin bir soluk aldılar. Bu botanik bahçesinin bekçiliğini yapan mor burunlu, sivilceli yaşlı bir adamdı üç arkadaş yeniden tepeyi tırmanmaya başladılar. Zirveden tüm bahçeyi görebiliyorlardı. Boka cebindeki küçük bir paketten bir dürbün çıkardı. Gözlerine götürerek adayı izlemeye koyuldu. Aslında ada çıplak gözle bile rahatça görülüyordu. Karanlıkta parlayan gölün ortasında su birikintileriyle kaplanmış bir yerdi burası. Sık yapraklı ağaçlarla yüksek ağaçlıkların arasından zayıf bir ışık sızıyordu. Çonakos kısık bir sesle Bakın işte oradalar dedi. Nemesçek hayretle mırıldandı. Fenerleri bile varmış. Fenerin ışığı adada oradan oraya geziniyordu. Boka dürbününü gözünden ayırmadan konuştu. Sanırım bu bir takım hazırlıklar yapıyorlar dedi ve sonra sustu. İki arkadaş kaygıyla sordular. Ne oldu Boka? Aman tanrım olamaz bu. Feneri taşıyan kişi diye söylendi. Kim taşıyor feneri? Aman tanrım olamaz tanıdım onu. Boka dürbünü gözünden indirdi. Çonaka sabırsızlıkla sordu. Gördüğün kimdi söylesene. Peki göremedim. Belki de o değildir. Emin olamadan söyleyemem. Yoksa bizimkilerden biri mi? Sanırım öyle diye cevap verdi Boka. Boka feneri taşıyan kişiyi kime benzettiğini bir türlü söylemek istemiyordu. Çok büyük bir heyecan içerisindeydiler. Tepeyi aceleyle inip ilerlemeye başladılar. Artık çalıların, sivri taşların, Deve dikenlerinin ellerine ayaklarına batmasına aldırış etmiyorlardı. Heyecanları gitgide artıyordu. Sessizce o esrarengiz gölün kıyısına yaklaşıyorlardı. Sonunda kıyıya vardılar. Boka, şu tarafta bir kayık olması gerekiyor. Hemen onu bulmalıyız. Nemesçek, sen benimle sağ tarafa geleceksin. Çunakos, sen de sol tarafa. Kayığı ilk kim bulursa diğerlerini beklesin. Çocuklar birbirlerinden ayrıldılar. Daha birkaç adım atmışlardı ki boka kayığı buldu. Sonra Çanakos'un gelebilmesini beklemek için bir kayaya oturdular. Bir süre sonra Çanakos geldi. Boka, ben oralarda kayık falan görmedim. Merak etme Çanakos, biz bulduk onu diye yanıtladı Boka. Üçü birden kayığa doğru yürüdüler. Eski püskü, perişan durumda bir kayıktı bu. Önce Boka, sonra Çanakos bindi. Nemesçek ise bineceği sırada ayağı çamurda kayıverdi. Korkudan incecik bir kamışa tutunmak istediyse de boğazına kadar suya battı. Yine de sesini çıkarmadı. Çonakos onun bu halini görünce dayanamayarak gülmeye başladı. Kaybedecek zamanları yoktu. Çonakos ve Boka hemen küreklere yapıştılar. Nemezçek dizlerinin üstüne bükülmüş titriyordu. Dişlerinin birbirine çarptığı duyuluyordu. Birkaç dakika sonra kayık adaya yanaşmıştı. Çocuklar aceleyle kayıktan çıkıp çalılıkların arasına gizlendiler. Boka yüzüstü yere uzandı, sürünerek ilerlemeye başladı. Diğer ikisi de onu izliyorlardı. Boka birden durup fısıltıyla seslendi. Bir dakika durun, kayığı bu durumda bırakamayız. Onu görecek olurlarsa dönüşte yolumuzu keserler. Çonakos sen burada kalıp kayığı bekleyeceksin. Bu öneri üzerine Çonakos kayıkla birlikte bırakarak Boka ile küçük Nemesçek kıyı boyunca ilerlemelerini sürdürdüler. Bir tümseye ulaşınca durdular. Sık çalıları aralayıp çevreye baktılar. Kırmızı gömlekliler çetesi geniş bir düzlükte toplanmıştı. Ortada kocaman bir taş ve taşın üzerinde fener bulunuyordu. Kırmızı gömleklilerin hepsi fenerin çevresinde toplanmıştı. Boka ile Nemezçek Ferihatçın yanında pastor kardeşlerin oturduğunu görebiliyorlardı fakat bu kardeşlerden küçüğünün yanında kırmızı gömlek giymemiş biri vardı. Bu manzarayı görür görmez Nemezçek birdenbire titremeye başladı. Gözlerine inanamıyordu. Fısıldayarak, sen de oradakini, sen de tanıdın mı? Boka üzgün üzgün, evet Nemesçek görüyorum dedi. Kırmızı gömleklilerin arasında bir arkadaşları oturuyordu. Bu grepten başkası değildi. Boka tepeden dürbünle baktığında onu gördüğünü sanmıştı. Demek ki yanılmamıştı. Oradaki gerçekten grepti. Kırmızı gömleklilerin tümü susmuş, alçak sesle konuşan grebi dinliyorlardı. Greb'in anlattığı şeyler pek ilginç olmalıydı. Herkes ilgiyle dinliyordu onu. Şimdi pay sokağının iki çocuğunu da Greb'in sözlerini açık açık duyabiliyorlardı. Greb şöyle diyordu. Arsaya iki yandan da girilebiliyor ama pay sokağından girilmesi biraz güçtür. Çünkü kapı devamlı kilitlidir. Diğer giriş ise Maria sokağından olabiliyor. Bıçka evinin büyük araba kapısı çoğu zaman açık durur. Odun yığınlarının arasından geçerek arsaya varabilirsiniz fakat odun yığınlarının arasında kaleler bulunmaktadır. Bu kalelerde devamlı gözcüler nöbet tutar. Birisi odun yığınlarına yaklaşacak olsa hemen işaret verir. Bu nedenle oradan geçmeniz oldukça sakıncalıdır. Durum şunu gösteriyordu. Kırmızı gömlekliler onların arsalarını da ele geçirmenin hazırlığı içindeydiler. Grep heyecanla anlatıyordu. Arsaya geleceğiniz günü siz önceden belirleyin. O gün ne yapıp edip arsaya en son ben girer, kapıyı açık bırakırım. Feri Art, evet sen haklısın. Zaten ben arsayı boş olarak ele geçirmeye karşıyım. Kurallara tamı tamına uygun bir savaş vereceğiz. Arsalarını yiğitçe, adam gibi savunurlarsa sorun yok. Aksi halde biz de arsayı ele geçirir, bayrağımızı dikeriz. Hepimiz de biliyoruz ki biz arsayı laf olsun diye istemiyoruz. Sanki uluslararası bir savaşa karar veriyorlarmış gibi davranıyorlardı. Birden Feri Arç'ın bir işareti üzerine kırmızı gömlekliler ayağa fırladılar. Haydi evlerimize gidiyoruz. Herkes silahını yanına aldı mı? Çocuklar hep birlikte evet diye karşılık verdiler. Feri Arç komut verdi. Haydi ileri marş! Kırmızı gömlekliler hep birlikte yola koyuldular. Grep de aralarından gitti. Düzlük fenerin ışığında bomboş kalmıştı. Topluluk çalılıkta uzaklaştıkça ayak sesleri de duyulmaz oluyordu. Bokan Nemesçek'e dönerek Şimdi kağıdı bırakmanın tam zamanı. Üzerinde çivisi bile hazır olan kağıdı cebinden çıkardı. Kırmızı gömleklilerin toplantı yaptığı düzlüğe yürüdü. Sonra düzlüğün ortasındaki kocaman ağaca koşarak kısa zamanda kırmızı kağıdı oraya çaktı. Ardından feneri söndürdü. Ortalık birden kararı verdi. Boka daha sonra Nemes yanına gelerek peşinden yürümesini söyledi. Şimdi iki arkadaş bütün güçleriyle kıyıya doğru koştular. Onları gören kayığa atladı ve küreklere sarılıp harekete hazır halde bekledi. Diğer ikisi kayığa atlar atlamaz hareket ettiler. Ama Çanakos küreklere tüm gücüyle asıldıysa da kayık bir türlü yerinden kıpırdayamadı. Çünkü sarsıntıdan çamura gömülmüştü. O sırada çayırın orta yerindeki düzlük yönünden bir takım sesler gelmeye başladı. Kırmızı gömlekliler silah deposundan dönmüş ve feneri sönük bulmuş olmalıydılar. Önce feneri rüzgarın söndürmüş olabileceğini sanmışlardı fakat Feri Arç feneri inceleyince birisi tarafından söndürülmüş olduğunu anlamıştı. Kırmızı gömlekliler feneri yeniden yakar yakmaz açığa çakılmış iri yazıyla karşılaştılar. Feri Arç "Az önce buraya gelmişler ama mutlaka buralarda bir yerdedirler." dedi. "Haydi çocuklar, onları yakalayalım." Pastor kardeşlerin küçüğü gölü herhalde kayıkla geçmiş olmalılar deyip düşüncesini açıkladı. Kayıktaki üç arkadaş kırmızı gömleklilerin onları yakalayalım dediklerini duyunca korkuyla titrediler. Tam o sırada Kas kayığını yüzdürmeyi başardı bile. Hızla kürek çekerek oradan uzaklaştılar. Feri Arç durmaksızın emirleri yağdırıyordu. Vandava ağaca tırmanıp bak bakalım neredeler. Pastörler sizler çabuk köprüye doğru koşun. Dönüş yollarının tümünü kesin. Pay sokağının çocukları şimdiden her yandan kuşatılmış bir konumda gibiydi. Kayıktan Feri Arç'ın elinde fenerle koştuğunu gördüler. Ayak sesleri pastör kardeşlerin köprüyü koşarak geçtiklerini gösteriyordu. Bir süre sonra üç arkadaş binbir güçlükle kıyıya ulaştılar. Ağacın tepesindeki gözcü kıyıya ulaştılar diye seslendi. Feri Arç çabuk onları yakalayalım diye bağırdı. Bu arada Boka ile arkadaşları koşmaya başlamışlardı. Boka bizi yakalarlarsa perişan oluruz sayıca bizden çok kalabalıklar diye fısıldadı. Kırlardan, patikalardan, tarlalardan çılgın gibi geçiyorlardı. Boka önde gidiyor, Nemesçek ve Çonakas onu izliyorlardı. Böylece koşarak çiçek serasının önüne geldiler, kapısı açık duruyordu. Boka arkadaşlarına çabuk içeri girin dedi. Soluk soluğa içeri girip kocaman servilerin arasına gizlendiler. Üçü de yorgunluktan bitkindiler. Saklandıkları yer esrarengiz bir yerdi. Her yanda yeşile boyanmış sandıklar, daha önce hiç görmedikleri iri ağaçlar bulunuyordu. Bu sık ve bol yapraklı bitkilerin arasında çepeçevre bir sıra kanepe ile kuşatılmış, içinde kırmızı balıklar yüzen havuz bulunuyordu. Çevrede manolya ağaçları, defne ve portakal ağaçları görülüyordu. Üç arkadaş kendilerini burada güvende hissediyor fakat buradan nasıl çıkabileceklerini düşünmekten de geri kalmıyorlardı. Oradaki bir hurma ağacının dibine çökmüş olan yemezciğ Allah verede kapıyı üstümüze kilitlemeseler diye söylendi. Boka onu yatıştırmak için üzülme şimdiye kadar kapıyı kapatmadıklarına göre bundan sonra da kapatacaklarını zannetmiyorum dedi. Hiçbir ses duyulmuyordu. Bir süre öylece beklediler. Kırmızı gömlekliler akıl edip de onları dev serada aramamışlardı. Bir müddet sonra çocuklar çiçeklerin yeşilliklerin arasında gezinmeye başladılar. O sırada Çanakas'ın ayağı bir şeye takıldı. Düşecekmiş gibi oldu. Nemesçek yatıldı. Bakın şimdi sizi aydınlığa kavuşturacağım dedi. Ve ansızın cebinden çıkardığı kibriti öbürlerinin engellemesine fırsat vermeden yaktı. Bir alev fışkırdı. Boka vakit geçirmeden üfleyerek alevi söndürdü. Sonra öfkeyle sersem çocuk can bir serada bulunduğumuzu ne çabuk unuttun dedi. Eğer kibritin alevini görmüşlerse yandık. Bir süre sessiz durup çevreyi dinlediler. Boka yanılmamıştı. Sera'yı bir an aydınlatan alev kırmızı gömleklilerin gözünden kaçmamıştı. Feri atışın sesi karanlıkta kükrer gibi ''Pastör kardeşler siz sağdaki kapıdan'' diye bağırıyordu. Orta kapıya ''Sene ben çiks, girecek ben de bu kapıdan giriyorum.'' Üç arkadaş telaşla gizlendiler. Çanakas bir tezgahın dibinde boylu boyunca uzandı. Nemezçek zaten sıklam olduğu için balıklarla dolu havuza girdi ve hemen kocaman bir nilüfer yaprağının altında gizlendi. Boka ise açık kapının arkasına gizlenecek zamanı zor bulabildi. Çok geçmeden Feri Aç, çete ile birlikte seraya daldı. Çete dikkatle çevreyi inceliyordu. Hatta çiçeklerin dizili olduğu tezgaha bile baktılar. Çonakos'un orada görülmemesi bir mucizeydi. Çünkü Tam Çanakos'un bulunduğu tezgahın altına bakacaklardı ki kırmızı gömleklilerden biri seslendi. Hey şuraya bakın sağdaki kapı açık. Onlar sağ kapıdan savuşup gitmişler bile. Tüm çocuklar birden o kapıya yöneldiler. Az sonra uzaklaşan çocukların sesleri kesildi. Ortalık birden tekrar sessizliğe gömüldü. Gizlendiği yerden ilk çıkan şüphesiz kastı Onun arkasından Nemesçek bir deniz canavarı gibi havuzdan çıktı. Çocukcağız her zamanki gibi acıklı sesiyle söyleniyordu. Sanırım tüm ömrümü suda geçireceğim. Yoksa ben bir kurbağa mıyım? Boka, haydi yakınıp durma dedi. Üçü birlikte koşarak tahta perdelerin arkasındaki kocaman akasya ağacına ulaştılar. Çunakas her zamanki çevik hareketleriyle ağaca tırmanarak çevreyi gözledi. Birden korku ve heyecanla bağırdı. Aman tanrım işte geliyorlar. Boka buyurgan bir sesle ona ağacın üzerinde kalmasını söyledi. Sonra diğer ikisi de ağacın en yüksek dallarından birine tırmandılar. Kırmızı gömleklilerse konuşarak ağaca yaklaşmaktaydılar. Başta Feri Arç olmak üzere kırmızı gömlekliler de ağaca tırmanmaya başladı. Tam bu sırada Feri Arç'ın ensesine birkaç damla su düştü. Bu damlalar Nemesçek'ten sızan damlalardı. Feri Arç ensesine damlayan suyu silerken bağırdı. Yağmur yağıyor. Bu esnada aşağıdan bir ses yükseldi. Bakın işte oradalar. Gene şansları onlara yardım etmişti. Kırmızı gömlekliler yolda aceleyle yürüyen iki çocuk görmüş, onları bizimkiler sanarak peşlerine takılmışlardı. Çocuklar da korkup kaçmaya başlamışlardı. Kırmızı gömlekliler ise öfkeden deliye dönmüş, iki çocuğu kovalıyorlardı. Pal sokağının çocukları büyük bir tehlikeden kurtulmuş olmanın rahatlığı ile ağaçtan atladılar. Şimdi kente ulaşmışlardı. Burada başlarına bir şey gelmeyeceğini bildiklerinden sevinçle yürüyorlardı ama hepsi de son derece bitkin ve açtılar. Nemesçek ne olur biraz çabuk olalım dedi. Boka bak ne diyeceğim 6 liram var onu sana vereceğim tramvaya biner gidersin dedi. Cebinden parayı çıkarıp uzattı. Çanakas da 3 lira ekledi. Nemesçek'in 1 lirası da bu paraya eklenince tramvay parası çıkmış oluyordu. Nemesçek böyle uğurlandıktan sonra Boka birdenbire sokakta durakladı. Greb'in yaptığı hainlik aklına gelmiş, yüreği sızlamıştı. Bu arada arkadaşının bu kalleşliğinden haberi olmayan Çonakas yerinde duramıyordu. Sonra Boka ile Çonakas kol kola girerek sonu gelmek bilmeyen Ullo'yu caddesi boyunca yürümeye başladılar. 4. Bölüm Macun Derneği Okulun zili her zamanki gibi saat tam bir de çaldı. Zilin sesini duyar duymaz tüm çocuklar hemen kitaplarını topladılar. Öğretmen kürsüden inince Pal sokağının çocukları birbirine baktılar. Bu kadan emir bekliyor gibiydiler. Çocukların hepsi öğleden sonra bir toplantının yapılacağını ve botanik bahçesindeki serüven hakkında konuşulacağını biliyorlardı. Öğretmen henüz sınıftan çıkmadan Başkan Boka parmağıyla işaretler yaparak arsadaki toplantının saat 2'de başlayacağını belirtti. Sınıfta Pal sokağı çetesinden olmayanlar Boka'ya ve arkadaşlarına imrenerek bakıyorlardı. Tam o sırada olağanüstü bir şey oldu. Öğretmen Ratz eşikte verdi. Çocuklar çıkmayın, bir dakika bekleyin. Öğretmen bunu söyledikten sonra cebinden bir kağıt çıkararak okumaya başladı. Reis, buradayım. Çele, Richter, Barabas, Kolnay, Nemesçek, adı okunan her çocuk cevap veriyordu. Buradayım. Bakın çocuklar, sizler benimle öğretmenler odasına geleceksiniz. Sizinle konuşmam gerekiyor. Ayrıca bir açıklama yapmadan öğretmen sınıftan çıktı. Öğretmenin çağırdıklarının tümü Pay çetesinin üyeleri oldukları için Başkan Boka'nın çevresini kuşattılar. Boka neler olup bittiğini ben de bilmiyorum dedi. Ben sizi koridorda beklerim. Böylece toplantı saat 2'de değil 3'de başlayacaktır. Öğretmenler odasının kapısı bir süre sonra açıldı ve öğretmen eşikte belirdi. Girin dedi bizimkilere. Öğretmenler odası bomboştu. Hepsi birden odadaki yeşil örtüyle kaplı masanın önüne dizildiler. Öğretmen de bir sandalyeye oturup konuşmaya başladı. Adını okuduklarımın hepsi burada değil mi? Evet öğretmenim. Öğretmen Rats söze başladı. Macun Derneği diye bir dernek kurmuş olduğunuz konusunda ihbar almış bulunuyorum. Bana bu bilgileri veren kişi dernek üyelerinin de bir listesini eklemiş. Bu listede sizler varsınız. Öğrendiklerim doğru mu acaba? Hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Size bu okulda kulüp, dernek, topluluk kurmak yasaktır diye kaç kez söyledim? Bu derneğin kurucusu kim bakayım? Birdenbire bir ses yükseldi. Weiss'tir öğretmenim. Öğretmen Weiss'e dönerek sordu. Bütün bu söylenenler doğru mu Weiss? Evet efendim. Şunu öğrenmek istiyorum. Macun sözüyle neyi kastediyorsunuz? Yanıt vermek yerine Weiss cebindeki bir top macun çıkarıp masanın üzerine koydu. Bir süre macunu seyrettikten sonra çok basit efendim. Macun camcıların camları taklıklarından sonra çevresini sıvadıkları bir hamurdur kurumamışken tırnakla kolayca kazınabilir. Peki bu macunu camdan sen mi kazıdın? Hayır, bu derneğin ortak malıdır. Tüm üyeler tarafından toplanmıştır. Ben sadece bu macunu saklamakla görevlendirilmiş bir üyeyim. Benden önce macun kalnoydaydı ama ondayken macun kuruyordu çünkü hiç mi hiç çiğnemezdi. Ne? Macunu çiğnemek mi gerekiyor? Elbette. Yoksa kurur. Bir daha şekil veremezsiniz. Macunu ben de her gün çiğnerim. Niye başkası değil desen? Tüzüğe göre başkan macunun sertleşmemesi için her gün en az bir kez çiğnemek zorundadır. Ve birden ağlamaya başladı. Sözlerini hıçkırıklarla tamamlayabildi. Artık başkan ben olduğuma göre, öğretmen sert bir sesle "Hadi ağlama artık." dedi. Öğretmen Raetsch son derece sinirlenmişti. Ayağa kalkıp odada dolaşmaya başladı. Güzel, çok çok güzel. Pek de güzel bir dernekmiş. Başkanı kim demiştiniz? Bu sözler Veys'in hıçkırıklarını hemen kesiverdi. Gururla cevapladı. Benim efendim. Peki veznedarı kim? Kolnay efendim. Mühür sorumlusu da Barabastır efendim. Mühür mü dedin? Derhal mühürü buraya getirin. Bu sözler üzerine Barabas lastik mühürü masaya bıraktı. Öğretmen mühürdeki kazıyı dikkatle inceledi. Macun derneği Budapeşte. Gülmemek için öğretmen kendini zor tutuyordu. Öğretmenin bu bir anki yumuşaklığı Barabas'a güven vermişti mührü almak niyetiyle masaya uzandı ama öğretmen onu durdurdu. Dur bakalım ne yapıyorsun sen? Barabas hiç istifini bozmadan fakat öğretmenim bu mührü hayatımın pahasına koruyacağıma yemin etmiştim. Öğretmen Rats mührü alıp cebine indirdi. Susun artık dedi. Ama Barabas ısrarla benim mührümü aldınız o halde çelenin de bayrağını almanız gerekir dedi. Öğretmen çeleye doğru dönerek bak hele demek bayrağınız da var ver bakalım onu bana dedi. Çele istemeyerek ceketinin cebinden küçük bir bayrak çıkardı. Bayrağın renkleri kırmızı, beyaz ve yeşildi. Ayrıca üzerinde şu yazı yazılır. Macun Derneği Budapeşte. Yaşasın özgürlük. Öğretmen birden bağırdı. Beni dinleyin. Artık böyle şeyler duymak istemiyorum. Öğretmen Rats ayağa kalkarak konuşmasını sürdürdü. Şu andan itibaren dernek dağılmıştır. Bir daha da hiç kimse bunun sözünü etmeyecek. Anlaşıldı mı? Hal ve gidiş notlarınızı 8'e indiriyorum. Veys başkan olduğu için senin notunu 6'ya indiriyorum. Veys çekine çekine sordu. Öğretmenin benim başkanlığımın son günüydü. Genel kurul bugün 20 ye geçecek yeni başkanın seçimi işini ele alacaktı. Öğretmen Rats hiç oralı olmadı. Beni hiç ilgilendirmez bu. Yarın hepiniz bir saat cezalı kalacaksınız. Şimdi gidebilirsiniz. Hepsi bir ağızdan iyi günler öğretmenim diye bağırıştılar ve kapıya yöneldiler. Reis karşı karşılıktan yararlanarak macunu ele geçirmeye kalkıştı ama öğretmenin gözünden kaçmadı bu. Hemen macunu masadan alıp cebine yerleştirdi. Bir süre sonra öğretmenin de okuldan ayrıldığı görüldü. Derneğin üyeleri de koridorda yalnız kaldılar. Kolnay tüm bu olanları Boka'ya anlattı. Boka rahat bir nefes alarak o kadar korkmuştum ki içimizden birisi arsayı ihbar etti sanmıştım. Bu sırada Nemesçek çocuklara yaklaşıp alçak bir sesle konuştu. Hey şuraya bakın. İşte yeni macun. Öğretmen sizinle konuşurken ben de pencerenin macununu kazıdım. Cam yeni takılmış olmalıydı. Macunumuz olduğuna göre derneğimizde var demektir. Haydi genel kurulu arsada toplayalım dedi. Çocuklar hep bir ağızdan haydi arsaya diye bağırdılar. Hep birlikte sokağa fırladılar. Artık pal sokağı çocukların toplanmayı haber veren çığlıklarıyla inliyordu. Ha ho ho ha ho ho Bile oynaya çılgınca güçleriyle arsaya doğru koşuyorlardı ama Boka'nın aklı hep çeteye ihanet eden grepteydi. Bu düşünceler içerisinde evine döndü. Tüm üyeler saat iki buçukta arsada toplanmışlardı. Bazıları ellerindeki ekmek parçalarını iştahla yiyorlardı. Reis onları odunların yanı başına topladı. Ardından ağır ağır konuşmaya başladı. Arkadaşlar oturumu açtığımı bildiririm dedi. Oturum başlar başlamaz nemeçsek başkanım söz istiyorum dedi. Reis tavrını takınıp beş paralık çıngırağını çaldı. Sekreter söz istiyor diye bağırdı. Ama tam bu sırada sekreter Nemesçek'in ağzı bir karış açılmıştı. Bir türlü sesi çıkmıyordu çünkü odun yığınının yanında duran Grep gözüne ilişmişti. Grep onun yığınlarının arasından ağır ağır ilerliyordu. Nemetsek ise haini gözden kaçırmamak niyetindeydi her adımını gizlice kollaması gerekiyordu. Çünkü Boka şimdilik greple ilgili bir şey belli etmek istemediğini söylemişti. Grep yapmış olduğu alçakça işten diğerlerinin haberi yok sanmalıydı. Greb'in oraya niçin geldiğini Nemescek için büyük bir merak konusuydu. Bekçinin kulübesinde ne işi olabilirdi? Bu sırrı çözmenin tam zamanıydı. Bunun için başkana saygıyla seslendi. Çok sağolunuz sayın başkan. Ne yazık ki konuşmayı ertelemek zorundayım. Yapmam gereken çok önemli bir işim var dedi. Nemetsek grebin önünü kesmek amacıyla hızla koşarak boş arsayı geçip Pay Sokağı'na çıktı. Oradan Maria Sokağı'na geçerek odun yığınlarının arasına süzüldü. Yapılacak tek şey hemen bekçi kulübesinin arkasına gizlenmekti. Kulübenin damı eğikti ve bitişikteki odun yığınlarına değiyordu. Nemetsek yığının üzerine tırmandı, yüzü koyun yatıp bekledi. Acaba grep bekçiden ne istiyor olabilirdi? aralarında geçecek olan konuşmayı mutlaka duymak istiyordu. Tam bu sırada Grip dikkatle sağına soluna bakınarak kulübeye ilerliyordu. Çevrede kimseciklerin olmadığına kanaat getirince kulübeden içeriye daldı. Bekçi Yano bir avuç izmaritin tütününü çıkarmakla meşguldü. Grip bekçine Yano'ya yaklaşarak size pro getirdim Yano dedi. Sonra Grip cebinden üç tane pro çıkarıp bekçi Yano'ya uzattı. Grip, Yano'ya pro verdiğine göre mutlaka karşılığında bir şey isteyecekti. Grip, Yano söyleyeceklerimi yaparsan çok pro kazanabilirsin dedi. Böyle söylenerek cebinden bir sürü pro çıkartmıştı Grep. Ne yazık ki o anda açık duran kapı sıkıca kapanmıştı. Artık Nemetsek'in konuşmaları duyması zorlaşmıştı. Fakat bir süredir damı kemirmekte olan kurtlardan biri, kemirdiği yerde tahtayı çok inceltmişti. Nemetsek hemen kulağını buraya dayarak, Dinlemeye başladı. Grip duyulmaktan korkan bir sesle, iyi düşün Yano dedi. İstediğiniz kadar buraya sahip olabilirsiniz. Buna karşılık sadece ufak bir hizmet yapacaksınız. Yano, söyle bakalım neymiş o ufak hizmet? Pal Sokağının çocuklarını arsadan kovacaksınız. Hepsi o kadar. Çocukların arsada tenis veya top oynamalarını, odunları karıştırmalarını yasaklayacaksınız. Bu kadar basit bir iş. Onları kovacak mıyım? Peki ama neden? Nedeni şu, buraya gelmek isteyen başka çocuklar var, zengin çocuklar. Buraya gelecek olurlarsa paranız ve istediğiniz kadar puronuz olabilir. Yano merakla, para mı dedin? Evet, hem de çok. Yano bu sözlerden etkilenmişti. Oldu anlaştık, onları kovarım. Bundan sonra kapının gıcırtısı duyuldu. Kulübeden çıkıyordu grep. Zaten nemetsek de damda değildi. Hemen yere atlamış koşmaya başlamıştı. Nemetsek şu anda arkadaşlarının kaderinin ve arsanın geleceğinin kendisine bağlı olduğunu düşünüyordu. Nemetsek arkadaşlarını görünce uzaktan seslenmeye başladı. ''Boka! Boka!'' çocuklardan biri yanıt verdi. ''Boka daha gelmedi.'' dedi. Nemetsek ayakları kanatlıymış gibi koşuyordu. Boka'nın bir an önce haberdar olması gerekiyordu. Odun yığınının önünden geçerken Macun Derneği üyelerinin genel kurulu hala sürdürdüklerini gördü. Veys büyük bir ciddiyetle toplantıya başkanlık ediyordu. Nemetsek'i görünce sekreter bey diye bağırdı. Ama Nemetsek'in bir baş işaretiyle durmasının olanaksız olduğunu bildirdi. Oysa Veys çıngırağını olanca gücüyle çalarak bağırıyordu. Hey sekreter bey! Ama Nemetsek durmak niyetinde değildi. Veys son bir girişimde bulundu. Er Nemetsek durmanızı emrediyorum. Nemetsek durma zorunda kalmıştı. Küçük çocuk öfkesinden çılgın gibiydi ama emri yerine getirmek zorunda kaldı. Emredin teğmenim dedi. Başkan, söylediklerimi iyice dinle. Derneğin bundan böyle varlığını gizli olarak sürdürmesine karar verdik. Üstelik yeni bir başkan seçtik. Çocuklar hep bir ağızdan, yaşasın başkan Kolnay diye bağırdılar. Nemetsek bu arada grebin odun yığınlarının arasından süzüldüğünü fark etti. Grep oradan kaçmayı başarırsa her şey bitmiş olacaktı ama Boka grebi konuşarak etkileyebilirse belki de hainin pişmanlık duymasını başarabilirdi. Bu artık son umutlarıydı. Nemetsek titreyerek Sayın Başkan hiç vaktim yok. Bir an önce gitmem gerekiyor dedi. Veys ne o yoksa derneğin ele geçmesinden mi korkuyorsun dedi. Fakat Nemetsek'in Veys'i dinleyecek zamanı yoktu. Hemen kapıya doğru koştu ve uzaklaşmakta olan grebi gördü. Nemetsek arsa çıkış yönüne doğru tüm gücüyle koşmaya başladı. Toplantıda bulunanlar hiçbir anlam veremeden şaşkınlıkla Nemet Sekin bu davranışlarını izlediler. Başkan, sayın kurul üyeleri hepiniz Nemet Sekin ne yaptığını gördünüz. Artık onun bir korkak olduğunu ilan etmek zorundayım. Bu hain sekreterin artık görevden uzaklaştırılmasını ve dernekten çıkarılmasını istiyorum. Ayrıca protokole korkak olarak kaydının düşürülmesini öneriyorum dedi. Çocuklar hepsi birden yaşasan diye bağırdılar. Başkan, Sayın Noter diye seslendi. Lessik atıldı. Buyurun Sayın Başkanım. Lütfen tutanağa Ernest Nemetsek'in hain olarak ilan edildiğini küçük harflerle yazar mısınız? Lessik dizlerinde tuttuğu deftere eğri büyük harflerle şunları yazdı. Ernest Nemetsek bir haindir. Macun Derneği böylece Nemetsek'in ünvanını kaldırmış oluyordu. Nemetsek tüm bunlardan habersiz Boka'nın tek katlı gösterişsiz evine doğru koşmaktaydı. Boka ile tam da kapının önünde karşılaştı. Boka, ne oldu Nemetsek bir şey mi var diye sordu. Nemetsek soluk soluğa ve sık sık öksürerek olup bitenleri anlattı. Bunun üzerine ikisi birden arsaya doğru koştular. Boka yolda Nemetsek'e bütün bunların hepsini gördün ve kulaklarınla duydun öyle mi diye sordu. Evet, grep hala orada mıdır acaba? Eğer acele edersek ona yetişebiliriz. Yan yana koşmaya devam ettiler ama Az sonra Nemetsek'i bir öksürük nöbeti tutmuştu, dayanamadı, sırtını duvara dayadı. Sen beni bırak, acele et. Ben öksürüğüm geçtikten sonra gelirim. Boka'nın onu bırakmak istemiyormuş gibi bir hali vardı. Nemetsek, botanik bahçesinde göle düştüğüm gün üşütmüş olmalıyım. Üstelik havuza saklanmak zorunda kaldığım zaman su çok soğuktu dedi. Sonunda pay sokağına gittiler. Bu sırada arsanın kapısı açıldı ve birden grep göründü. Buka onu görür görmez seslendi. Hey Grep! Grep ilk şaşkınlığından kurtulunca alaylı bir kahkahayla güldü ve bulvar boyunca koşarak uzaklaşmaya başladı. Grep onlarla alay ediyordu. İki çocuk ayakları yere çivilenmiş gibi hareketsiz kalmışlardı. Artık her şeyi yitirdiklerine inanıyorlardı. Hiç konuşmadan arsaya yöneldiler. O sırada macun derneği üyeleri yeni seçilen başkanlarını alkışlıyorlardı. Nemetsek Şunları görüyor musunuz? Henüz bir şeyden haberleri yok dedi. Boka bir süre sonra durdu, gözlerinde yaşlar parlamaya başladı. Titrek ve çaresiz bir sesle Nemetsek'e sordu. Artık her şey bitti. Şimdi ne yapacağız peki? 5. Bölüm Kahraman Nemetsek İki gün sonra perşembeydi. Botanik bahçesinde kırmızı gömlekliler toplanmışlardı. Feri Atş biraz gecikmeyle toplantıya katıldı. O anda pastör kardeşlerin büyüğü bağırdı. Dikkat, selam dur. Birdenbire ucu parlak yıldızlı kağıtlar ile sarılmış mızraklar havaya kalktı. Feri aç, kaybedecek hiç vaktimiz yok. Hemen işe koyulacağız. Vakit geçirmeden feneri yakın. Başkan gelmeden feneri yakmak yasaktı. Feri aç'ın orada olduğunu, fenerin yanık olmasından anlarlardı. Kırmızı gömleklilerin tümü fenerin çevresinde yere oturdular. Hepsi de başkanın konuşmasını bekliyorlardı. Başkan sordu. Yeni bir rapor var mı? Senebits elini kaldırarak söz aldı. Yüzbaşım, Pay Sokağı arsasında ele geçirmiş olduğumuz kırmızı yeşil bayrak çalınmış. Silahlar, mühürler tümü yerli yerinde ancak sadece bayrak yok. Birisi çalmış olacak. Hiçbir ize rastladın mı? İzleri gördüm efendim. Bayrağın olduğu köşeye kadar gidip dönmüş. Küçük ayak izlerine rastladım. Dışarıda izler bitiyor. Çünkü burada toprak hem sert hem de otlarla kaplı. Yüzbaşı, benim kanımca silah deposuna birisi girmiş olmalı. Bu giren de mutlaka pay sokağı çocuklarından biri olmalı. Feri atışı dalgın dalgın devam etti. Bunu pay sokağı çocuklarının yaptığı kesin. Çünkü bayrağın dışında hiçbir şeye el sürmemişler. Buradan anlaşılıyor ki pay sokağı çocukları içlerinden birini bayrağı geri almakla görevlendirip adamıza göndermişler. Senin bundan haberin var mıydı Grep? Hayır böyle bir şeyin olacağından benim haberim yoktu. Feri atış öfkeli bir sesle devam etti. Bu işin peşini bırakmayacağız. Düşmanlarımız adamıza girmişler ve ağacımıza kırmızı levha asmışlar. Ben ağaca asılan levhayı bizi aşağılamak olarak kabul etmekteyim. Mutlaka öcü alınması gereken büyük bir aşağılama olarak kabul etmekteyim. Saldırıyı erteliyorum. Çünkü Grep arsada ayrıntılı bir inceleme yapıp bize bir rapor sunacak. Biz de ona göre savaşı saptayacağız. Söyle Grep, şu anki düşüncen nedir senin? Grep ayağa kalktı. Bana kalırsa savaş olmadan da arsayı ele geçirebiliriz. Bu da bizim için daha zahmetsizce olur. Ben arsanın bekçisine biraz rüşvet verdim. O da her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Böylece onları Feriat şiddetle ve güçlü sesiyle onun sözlerini kesti. Sen kendi başına ne işler karıştırıyorsun? Kimseye rüşvet falan vermeyeceğiz gönül rızasıyla verilmeyen yeri ben almasını bilirim dedi. Kimseden çık çıkmıyordu. Grep gözlerini yere indirdi. Feri atış ayağa kalktı. Grebe seslenerek eğer korkuyorsan eve dönebilirsin dedi. Grebin korktuğu gözlerinden okunuyordu. Eğer kırmızı gömlekliler onu kovarlarsa artık kendisine hiçbir kapının açılmayacağını çok iyi biliyordu. Cesur görünmeye çalışarak bağırdı. Hayır korkmuyorum dedi. Yemin ederim ki sizinle kalacağım. Eğer bizimle kalmaya niyetliysen bize bağlılık yemin etmelisin. Elbette ederim dedi. Feri Aç ve Grep el sıkıştılar. Feri Aç sözlerini şöylece bitirdi. Bundan sonra rütben teğmen olacak. Bunun üzerine kırmızı gömleklerinin hepsi ayağa fırladı. Hep bir ağızdan bağırıştılar. Yaşasın, yaşasın kırmızı gömlekliler. Başkanın bir baş işaretiyle çocuklar susup yerlerine oturdular. Feri Aç, Grep'e seslenerek Öğrenmek istediğim bir şey daha var. Acaba Pal sokağının çocukları senin bizim çeteye geçtiğinden kuşkulandılar mı dersin diye sordu. Hiç sanmıyorum dedi Greb. Öyleyse aralarına yeniden katılmanda bir sakınca yok demektir. Senden kuşkulanmazlar, öyle mi? Hayır, kuşkulansalar bile bana bir şey söylemeye cesaret edemezler. Çünkü benden korkarlar. Çetenin içinde bir tek cesur kişi bulamazsın dedi. O sırada zayıf, tiz bir ses tonu sözünü kesti. Bu doğru değil. Orada cesur bir kişi var. Çocukların hepsi şaşırmıştı. Peri Atş sordu. Kim söyledi bunu? O sırada ağacın dalları kımıldamaya başladı ve küçük, sarışın bir çocuk ağaçtan aşağıya indi. Kırmızı gömleklilerin hepsini meydan okurcasına süzdü. Çocukta korkudan eser görülmüyordu. Grip birden kendini tutamadı. Nemetsek sen ha diye haykırdı. Korkudan sapsarı kesilmişti Nemetsek. Evet benim çok mu şaşırdın? Depodan bayrağı kimin çaldığını araştırmanıza gerek yok. Ben çaldım. Saatlerdir ağacın tepesindeyim. İnmeye de niyetim yoktu. Ama grebin aramızdan tek bir yiğidin çıkmayacağını söyleyince dayanamadım. Tüm konuştuklarınızı dinledim. Bana ne isterseniz yapabilirsiniz fakat bayrağımızı ancak zorla alabilirsiniz elimden. Haydi göreyim sizi. Bire karşı on kişisiniz. Haydi. Kırmızı gömlekliler hala şaşkınlık içindeydiler. Böylesine küçük ve güçsüz bir çocuğun yaptıklarına şaşırmışlardı. Sanki tüm çeteyi dövecek güçte gibiydi. Feri atış onu hayranlıkla süzüyordu. Nemetsek sen yiğit bir çocuksun. Senden hoşlandım. Sana aramıza katılmanı teklif ediyorum dedi. Hayır bu asla olmaz. Kimsenin peşine düşmem ben. Buradakilerin hepsi yalvararak buraya geldiler. Beni de zorlayamam. Pastör kardeşler başkan ne yapacağız şimdi buna diye sordular. Başkan bir yanıt bulamadı. Pastörlerin en büyüğü bir çekişle bayrağı Mehmet Sekin güçsüz elinden kaptı. Çocukların hepsi Feri Atış'ın tutsağına nasıl davranacağını çok merak ediyorlardı. Feri Atış ayağa kalktı. Nemet göstererek bunu dövmek doğru olmaz fakat bir güzel banyo yaptıralım ona dedi. Hepsi birden kahkaha ile gülmeye başladılar. Grep diğerlerinden daha çok gülüyordu. Bu kahkahalar arasında Nemet boğazına <laughs> kadar suya daldırdılar. Nemetsek suya battığı anda kırmızı gömleklilerin sevincine diyecek yoktu. Adada bir kahkaha tufanı bir neşedir sürüp gidiyordu. Nemetsek sudan çıktığında ıslak küçük bir köpek gibi silkindi. O zaman herkes kaçıştı. Bir yandan da alay etmeyi sürdürüyorlardı. Şunun haline bakın diye gülüyorlardı. Bu alaylara grepte katılmaktan geri kalmıyorlardı elbet. Nemetsek'in karşısına geçerek nasıl banyo güzel miydi diye sordu. Nemetsek mavi gözlerini nefretle onun yüzüne dikti. Çok hoşuma gitti. Hain bir casus olmaktansa bir yıl suda kalırım daha iyi. İsterseniz beni dövün fakat asla sizden yana olmam dedi. Bu sözleri söylerken dik dik grebe bakıyordu. Greb bu sözlerin altında ezilip başını öne eğdi. Nemetsek arkasına dönüp yürümeye başladı. Çocuklar Nemetsek'in arkasından biraz da takdirle baka kalmışlardı. Kırmızı gömleklilerin hiçbiri konuşmuyordu. Feri Atş söze başladı. Grep, sana bir çift sözüm var. İstersen gidebilirsin. Grep bembeyaz kesilmişti. Hareketsiz duruyordu. Hiçbir şey söylemeden Nemet Sekin arkasından da gitti. Bir süre sonra kırmızı gömlekliler çetesi adadan ayrılıyordu. Feneri söndürüp hep birlikte ağaçların arasına daldılar. 6. Bölüm Savaş Kararı Ertesi gün Pay Sokağının çocukları arsaya girdiklerinde tahta perdeye çiviyle çakılmış kocaman bir ilanla karşılaştılar. Bütün bir gece Boka bu ilanı hazırlamak için uğraşmıştı, harfleri özenerek yazmıştı. Bildiri de şöyle diyordu: Duyuru. Hepiniz hazır olun. Arsamız büyük bir tehlike altındadır. Kırmızı gömlekliler bize saldırmak üzereler, ama biz onlarla savaşacak ve toprağımızı canımız karşılığında savunacağız. Herkes görevini yapmalıdır. Başkan. O gün çocuklar onlarca kez bu bildiriyi okudular. Kendi aralarında sürekli olarak artık bu savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorlardı. Neredeyse hepsi Boka'nın kaleme aldığı bu bildiriyi ezberlemişlerdi. Boka böyle bir bildiriye imzasını attığına göre demek ki tehlike gerçekten çok büyüktü. Ertesi gün saat iki buçukta arsada herkes büyük bir sabırsızlık ve heyecan içinde başkanı beklemekteydi. Bu olaylar macun derneğini çok etkilediğinden ortak macun kurulmuş, yer yer çatlamış, neredeyse kullanılmaz hale gelmişti. Hiç kuşkusuz bu başkan Konlay'ın suçuydu. Çünkü başkan bu işi savsaklayıp macunu çiğnememiş, kurumasına yol açmıştı. Bu da affedilmez bir kusurdu. Barabas üyelerin arasında dolaşıyor, sert sözcüklerle Konlay'ın bu bağışlanmaz davranışını kınıyordu. Barabas kısa bir süre sonra genel kurul toplamaya yetecek kadar üyeyi Genel kurul için kandırmıştı. Bu çok önemli konunun tartışması sürüp giderken kapıdan çetenin ünlü çığlığı duyuldu. Ha ho ho. Ha ho ho. Bako ve Nevizcik birlikte arsaya girmişlerdi. Böylece tartışmalar sona erdi. Boka hemen konuya girdi. Bildiğiniz gibi duyuruda ne kadar tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğumuzu yazmıştım. Casuslarımız büyük bir cesaret göstererek düşman kampına gizlice girmiş ve kırmızı gömleklilerin yarın birim bizimle savaşa hazırlandıklarını öğrenmiş bulunuyorlar. Bu büyük savaş kaçınılmaz olarak yarın olacak. Şu andan itibaren sıkı yönetimi ilan ediyorum. Hepiniz benim ve diğer üstlerinin emirlerine kayıtsız şartsız uyacaksınız. Kırmızı gömleklilerin ne kadar güçlü olduklarını biliyorsunuz. Bu yüzden savaşımız çok zorlu olacaktır. Savaşa katılmak istemeyenler varsa ortaya çıksınlar. Müthiş bir sessizlik oldu. Boka sözlerine devam etti. Savaşa katılmaya herkes kararlı mı? Görüyorum ki savaşa katılmak istemeyen yok. Çocuklar hep bir ağızdan bağırdılar. Hayır, yok. O zaman yarın saat 2'de hepiniz burada olacağınızı and için. Çocukların hepsi birden Boka'nın önünde ant içtiler. Yarın savaşa gelmeyen şunu iyi bilmelidir ki bir daha arsaya ayak basamaz. Lessiz tam da bu sırada bir adım öne çıktı. Sayın Başkanım, aramızda bir kişi eksik. Şu anda aramızda bulunmayan sadece Grep. Ama Boka onu arsada suçüstü yakalamakta kararlıydı. Bu yüzden sustu. Sonra soğukkanlılıkla, ''Greb'in burada olmayışı hiç önemli değil. Onun hakkında başka zaman tartışırız. Savaştan önce çok önemli bir uyarım daha var. Aranızda kesinlikle iç çatışma istemiyorum. İçinizde birbirlerine dargın olanlar veya anlaşamayanlar varsa Hemen barışsınlar. Bunun üzerine Veys, Kolnay ve Barabas'ı işaret ederek Başkanım Kolnay ile Barabas'ın dalgın olduğunu biliyoruz. Boka sert bir bakışla bunlar doğru mu dedi. İki çocuk başlarını yere eğdiler. Boka hemen barışın. Eğer biz kendi aramızda çekişirsek savaşı nasıl kazanırız dedi. Bunun üzerine iki çocuk pek de istemeyerek el sıkıştılar. Şimdi Boka önemli bir konuda açıklamalar yapacaktı. çek savaş planını getirin dedi. Nemescik cebinden büyük bir kağıt çıkardı ve saygıyla Boka'ya uzattı. Bu Boka'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı savaş planıydı. Bütün çocuklar büyük bir merakla Boka'nın etrafında toplandılar. Sonunda Boka söze başladı. Beni iyi dinleyin arkadaşlar. Bu arsamızın, savunmamız gereken toprağımızın haritasıdır. Gizli ajanımızın verdiği bilgilere göre saldırı aynı anda iki yönden Pal Sokağı ile Maria Sokağı'ndan olacaktır. Pal Sokağı ile savunacak birlik Veys'in komutasındaki iki görevli ile olacak. Maria Sokağı'nı koruyacak olan birlik ise Lessig'in komutasında üç kişiden oluşacak. Maria Sokağı'na açılan kapıya iki birlik daha ekledim. Böylece bu sokağı üç birlik korumuş olacak. Kaleleri de cephane ile yani kum torbalarıyla savunacağız. Böylece her kaleyi savunmaya iki kişilik birer garnizon yeterli. 1-2-3 numar numaralı kaleler Lania Sokağı yönündeki arsaları savunacaklar. 4 5 6 numaralı kaleler ise Pal Sokağı ve Maria Sokağı birbirine destek olacaklar. Kalelerde görev yapacak garnizonları biraz sonra belirteceğim. Şimdi tabur komutanları kendilerini ikişer yardımcı seçsin. Anlaşıldı mı? Hepsi birazdan coşkuyla bağırdılar. Anlaşıldı başkanım. Çocukların hepsi birden gözlerini fal taşı gibi açmış, Boka'nın hazırladığı plana bakıyorlardı. Hatta daha meraklı olanları Boka'nın harika sözlerini yazmak için not defterlerini çıkarmıştı. Boka, birliklerimizin görevleri söylediğim gibi olacak. Sıra artık savaş planıma geldi. Tahta perdenin üzerindeki nöbetçi, kırmızı gömleklilerin giydiği, geldiğini söyler söylemez, Pal ve Maria sokağı taburu kapıyı açacaklar. Düşmanı arsaya soktuktan sonra saldırıya geçeceğiz aynı zamanda 4, 5, 6 numaralı kalelerin oluşturduğu çizginin arkasına geçmelerini kesinlikle engellemeye çalışacaksınız. Pay Sokağı ordusunun görevi bu kadardır. Başarırsak onları arsadan kovacağız. Eğer bunu başaramazsak, hiç olmazsa 3, 4, 5, 6 numaralı kalelerin oluşturduğu çizginin ötesine geçmelerine engel olacaksınız. Gelelim Maria Sokağı'ndaki orduya. Bu ordunun görevi çok önemli. Richter ile Conley'in birlikleri Maria Sokağı'na bir gözcü gönderecekler. Düşman kapının önüne gelir gelmez bu iki birlik hemen savaş düzenine girecek. Düşman içeri girer girmez iki taburda çabucak geri çekilecekler. Richter taburu sundurmaya sığınacak. Boka sözlerini şöyle sürdürdü. Conley'in birliği ise bekçi Yano'nun kulübesine girecek. Düşman bıçka evinin arkasından dolanıp 1-2-3 numaralı kalelerin önüne gelecektir. Garnizonlar hemen bombardımana başlayacaklar. Aynı anda taburlardan biri sundurmadan öteki ise bekçinin kulübesinden fırlayıp düşmana arkadan saldıracaklar. Düşman böylece iki ateş arasında kalacak ve perişan olacaktır. Ve diğer taburlardan ikisi yardıma koşacak. 1-2 numaralı garnizonlar bombardımanı yapacak, geri kalan taburlarda düşmana saldıracaklardır. Düşman bu saldırı karşısında dayanamayacak ve teslim olacaklardır anladınız mı arkadaşlar? büyük bir dikkatle dinledikleri Başkan Bokan'ın bu sözleri bittiğinde bir alkış koptu. Yaşasın, yaşasın başkanımız. Heyecan ve sevinçten çocuklar yerlerinde duramıyor, şapkalarını havaya fırlatıyorlardı. Nemetshek de hastalığı dolayısıyla bağladığı atkısını çıkarıp havaya fırlattı. Çocukların hepsi bir ağızdan "Yaşasın başkan, yaşasın Paysukan'ın çocukları!" diye bağırdılar. Boka gene söze başladı. "Susun, söylenecek başka şeyler de var." Yardımcımla göndereceğim emirlerimin tam olarak yerine getirilmesini istiyorum. Yardımcınız kim olacak dediler. Boka elbette ki Nemetsik dedi. Çocuklar bu sözlere çok şaşırmışlardı. Birer ikişer dağılmaya başlarken kendi aralarında söylenmeye başlamışlardı. Ben söylemem sen söyle. Niye hep ben söylüyormuşum? Bu kez de siz söyleyin. Buka bu sözlerden sıkılmıştı. Lessik bu konuya sen açıklık getir dedi. Lessik cesaretini topladı. Başkanım geçen gün derneğin genel kurulunda Nemet Sekin ne yaptığını biliyor musunuz? Boka onun sözünü keserek Yeter artık! Sizin bu saçmalıklarınızdan bıktım artık. Nemetsek benim emir subayım olacak. Bu kararıma karşı çıkan mahkemeyi boylar. Haberiniz olsun. Boka'nın bu kararı ve sert davranışından sonra bütün çocuklar çaresiz Nemet Sekin başkan yardımcılığını kabul etmek zorunda kaldılar. Dernek üyelerine bakılırsa korkak olduğu ilan edilmiş bir kimsenin Böylesine yüksek bir göreve atanması doğrusu onlara karşı haksızlık oluyordu. Ayrıca adı da tutanağa küçük harflerle yazılmıştı ama kendilerini Nemetsekin kurtardığını bilselerdi herhalde böyle düşünmezlerdi. Boka daha sonra tabur üyelerinin adlarını okudu. Tabur komutanları hemen birlikte çalışacakları adamları seçtiler. Çocuklar heyecandan konuşamıyorlardı bile. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Boka emir verdi. Arkadaşlar, herkes kendi görev bölgesine geçsin. Çocukların hepsi görev bölgelerine koştular. Boka arkalarından emirlerimi bekleyin diye bağırdı. Boka ve Nemetsek arsanın ortasında yalnız kalmışlardı. O sırada Nemetsek'i yeni bir öksürük nöbeti tutmuştu. Boka, Ernest Nemetsek, haydi atkını boynuna dola, nezli olduğunu biliyorsun dedi. Nemetsek arkadaşına minnet duyan gözlerle baktı. Ağabeyi gibi kabul ediyordu onu. Sözünü dinleyerek atkısını boynuna doladı. Atkısına öylesine sarılmıştı ki sadece kulaklarının ucu görünüyordu. Sonra Boka ona şöyle dedi. Nemetsek iki numaralı kaleye seninle bir emir göndereceğim. Beni dikkatle dinle dedi. Ama Nemetsek Boka'nın sözünü kesti. Özür dilerim ama sana söylemem gereken önemli bir şey var dedi. Ne söyleyeceksin? Onlar demin sana söylemek istediler. Macun, macun derneği üyeleri. Boka hiddetle onun sözünü kesti. Bu davranışlarını aldırma sen. Ciddiye alma sakın. Rahat ol. ''Ama ciddiye almam gerekiyor. Onların benim için düşündükleri umurumda bile değil ama sen de onlar gibi düşünürsen çok üzülürüm. Yani beni küçük görmeni istemiyorum.'' ''Ama neden seni küçük göreyim ki?'' Nemetsek titreyerek cevap verdi. ''Çünkü onlar beni hain ilan ettiler.'' ''Hain mi? Peki ama neden?'' Nemetsek başına gelenlerin hepsini Boka'ya anlattı. Boka anlatılanları baştan sona sabırla dinledi. Arkadaşlarının bu kıskançlığı onu çok rahatsız ediyordu. Akıllı bir çocuktu Boka.'' Fakat insanların birbirlerine hiç benzemediklerini zamanla öğrenecekti. Nemetske sevgiyle baktı. Sevgili Nemetsek sen üzerine düşen görevi yap. Onlara da hiç aldırış etme. Şimdi koş emirlerimi kaleye ilet. Bu işi ne kadar zamanda başaracaklarını hesaplamak istiyorum. Baş üstüne başkanım. Nemetsek heyecanla kalelere doğru yöneldi. Boka arsanın ortasında yalnız kalmıştı şimdi kendisini vatanının ve ulusunun kaderini belirleyecek bir durumda hissediyordu. Ordu ondan komut bekliyordu. Boka'ya bağlıydı artık her şey. Arkadaşlarının mutluluğu, öğle sonu tenis oyunları, top oyunları şimdi kendi vereceği kararlara bağlı sayılırdı. Boka böyle bir görevi üstlendiği için mutluydu. Kendisini bir ölüm kalım savaşının öncesinde büyük bir ordunun komutanı gibi görüyordu. Boka bu düşüncelerle arsaya ağır ağır iniyordu. Bu ara düşüncelerinden sıyrılarak birliklerini denetlemek üzere odun yığınlarının arasına doğru yürüdü. Kum torbaları yani bombalar tam istediği gibi dizilmişti. Tam o anda Boka'nın kulağına sokak tarafından bir ses geldi. Geri dönüp kapıya yöneldi. Birisi kapıya vuruyor olmalıydı. Boka sürgüyü çekerek kapıyı açtı. Gördüğü şey karşısında şaşkına döndü. Hain Grip karşısında duruyordu ve bitkin bir hali vardı. Seninle bak Boka konuşmalıyız dedi Grip. Ardından içeri girip kapıyı kapattı. Boka onun ne yapmak istediğini bir türlü sezemiyordu. Grip her zamankinden çok farklı görünüyordu. Rengi bembeyaz, suratı asıktı. Durmadan elini kolunu oynatıyordu. Halinden konuşup boşalmak istediği anlaşılıyordu. İki çocuk bir süre nasıl davranacaklarını bilmeden öylece durdular. Sonunda Grip bir kez daha konuştu. Boka, seninle konuşacaklarım var. Bu sözleri duyan Boka onun ne istediğini hemen anladı. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok artık. En iyisi sen geldiğin gibi buradan git. Grip direnmeye çalışıyordu. Boka bak, beni dinlemelisin. Evet, kırmızı gömleklilerden yana geçtim. Bunu sizler de biliyorsunuz fakat buraya casusluk etmek için gelmedim. Bir arkadaş olarak geldim. Boka çok acı konuştu. Sen asla bir arkadaşımız olamazsın artık. Grip utançla başını öne eğdi. Hemen buradan kovulacağını tahmin etmişti ama böylesine acı konuşacakları aklına gelmemişti. Kendisine dayak atsalardı bu kadar üzülmezdi. Bu sözler onu yerden yere atmıştı. Sesi üzgün ve umutsuzdu. Buraya özür dilemeye geldim. Boka gene acı konuştu. İhanet etmeseydin özür dilemezdin. Bak işte size eski bayrağınızı getirdim. Sonra ceketinden buruş buruş olmuş kırmızı yeşil bayrağı çıkardı. Boka bayrağı onlardan savaşarak alacağız. Eğer bunu başaramazsak burayı teker teker terk edeceğiz. O zaman bize bayrak da gerekmez ama Bayrağı savaşarak alacağız. Haydi git artık seni görmek istemiyorum. Boka artık ayrılıp gitmek istedi ama grip bırakmadı. Boka sizlere çok acı, çok alçakça davrandığımı kabul ediyorum. Bu hatayı onaracağım. Bir fırsat verin bana. Beni bağışlayın ne olur. Boka hiç cevap vermedi. Grip haydi söyle beni yine arsaya alacak mısınız? Hayır bunu asla yapamam. Son sözün mü bu? Son sözüm. Grep mendini çıkarıp gözyaşlarını sildi. Boka artık acıyordu ona. Üzgün bir sesle ağlama kayıptır Grep. Haydi dön evine ve artık bizleri unut. Kırmızı gömlekliler de seni istemediği için buraya dönmek istiyorsun. Grep umutsuzlukla gideceğim ve beni bir daha burada göremeyeceksiniz. Fakat şunu biliniz ki aranıza dönmek isteyişimin nedeni kırmızı gömleklilerin gözünden düşmüş olmam değildir. Anlat bakalım neymiş o? Şimdi olmaz. Bir gün gelir öğrenirsiniz ama işte o zaman benim felaketim olur bu. Peki anlamadım ne demek istiyorsun açık konuş. Anlatmasam daha iyi olur diyerek kapıya doğru süründü. Son bir kez arkasına döndü ve beni aranıza almanız için sana son kez yalvarıyorum. Hayır Grep bu olanaksız bir şey. Pekala sizden bir şey istemeye hakkım yok zaten diyerek hızla kapıdan çıktı. Boka bir yandan da böyle davrandığı için pişmandı. Tam onu kapıdan çağıracaktı ki birden aklına Nemetsek ile birlikte önceki gün şahit oldukları grebin o alaylı kahkahası kulaklarında çınladı. O alaylı kahkaha kulaklarından bir türlü gitmiyordu. Bunun üzerine onu çağırmaktan vazgeçti. Tam geri dönecekti ki birden durdu. Bütün çocuklar odun yığınlarının tepesinde birikmiş olan bitenleri seyrediyorlardı. Boka onlara doğru yönelince heyecandan kendilerini tutamadılar ve tüm ordu çığlığı bastı. Bravo başkan yaşasın boka. Yine kasketler havada uçuştu ve gene heyecanlı sevinç çığlıkları yüreklerden yükseldi. Sevgi gösterisi bitmek bilmiyordu. Yaşasın boka. Yaşasın macun derneği. Bunun ardından uzun bir ıslık havayı titretti. Bu ses bir lokomotifin çıkarabileceği en güzel, en mükemmel sesti. Bu ıslığı çalan çonak hastan başkası değildi. Arsanın tam ortasında durarak ordusunu selamladı boka. Kendisini bir kumandan gibi hissediyordu. Bütün çocuklar artık grebin ne malı olduğunu öğrenmişlerdi. Aslında konuşmaları duymamışlardı ama el, ağız işaretlerinden ne demek istedikleri belli oluyordu. Boka'nın başını sallayarak grebin önerisini kabul etmediğini, üstelik onun uzattığı eli de sıkmaya yanaşmadığını açık seçik görmüşlerdi. Bu her şeyi gün gibi ortaya çıkarmaya yetmişti ama grebin tam gideceği sırada Boka'ya dönüp konuştuğu zaman bayağı korkmuşlardı. Ne var ki grep, Boka'nın kesin ret cevabı üzerine. Savuşup gittikten sonra çocuklar kendilerini engel olamamışlar, ortalığı yaşasın çığlıklarıyla doldurmuşlardı. Hepsi de Boka'yı kucaklayıp öpmek istiyordu. Ne var ki hiç kaybedecek zamanları yoktu. Bu yüzden yaşasın diye bağırarak içlerindeki sevinci dışa vuruyorlardı. Çonakas gururla Boka'ya Hey Boka, meğer ne yaman adammışsın sen deyiverdi. Ardından hemen kendini topladı yani şey efendim, sayın başkanım demek istemiştim. Büyük manevra artık başlamıştı. Her taraftan heyecanlı seslerle emirler veriyorlar, birlikte odun yığınları arasına koşturup duruyorlardı. Hep birlik üzerine düşen görevi yerine getiriyorlardı. Her taraftan bu savaşı mutlaka biz kazanacağız sözleri duyuluyordu. Onları arsamıza sokmayacağız, onları tutuklayıp bağlayacağız. Feri Arç bile bizden kurtulamaz.'' İçlerinde soğukkanlılığını yitirmeyen sadece bokaydı. Arkadaşlar henüz savaşı kazanmış değiliz. Savaş bittikten sonra neşelenirsiniz. Artık isteyen evine gidebilir. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer yarın sabah 2'de burada olmayan olursa arsadan atılacaktır haberiniz olsun. Büyük manevra bitmişti ama kimsenin eve gitmeye niyeti yoktu. Çocuklar üçer beşer toplanıp grep konusunda tartışmaya koyuldular. Birdenbire Barabas gür bir sesle bağırdı. Macun Derneği'nin değerli üyeleri. Ne istiyorsun? Genel kurul toplantısı yapılacak. Kolnay birden derneğin macununu kurutmakla suçlandığını hatırladı. Kendisini savunmak üzere genel kurul önüne çıkması gerekiyordu. Madem öyle istiyorsunuz genel kurul toplanacaktır. Bütün üyelerin tahta perdenin önünde bulunmalarını istiyorum. Hepsi birden tahta perdenin dibinde toplandılar. Barabas yerinde duramıyordu. Haydi zaman geçirmeden başlayalım diye bağırıyordu. Konlay büyük bir ciddiyetle oturumu açıyorum. İlk söz senin Barabas dedi. Barabas bir iki kez öksürdükten sonra konuşmaya başladı. Oturumun konusu Macun Derneği Başkanı'nın görevden alınmasıdır. Uzun süre ertelenemeyecek bir durum var. Zamanı geldi, geçiyor bile. Tam o anda Barabas sözünü kesti. Birisi küçük kapıyı vuruyordu. Çocuklar düşmanın gelebileceği endişesiyle heyecanlıydılar. Konay alçak bir sesle kapıya vuruluyor dedi. Tahtı çitin altından baktıktan sonra arkadaşlarına döndü. Dışarıda bir bay var. Nasıl bir bay? Sakallı bir adam. Kolnay açtı kapıyı. Gerçekten geniş, siyah perdesi giymiş, çok şık bir adam girdi içeriye. Sakallıydı ve gözlüğü vardı. Çocuklara dönerek sordu. Pay sokağının çocukları sizler misiniz dedi. Bütün çocuklar hep bir ağızdan bağırdılar. Evet efendim, ben Grebin babasıyım. Bu sözler üzerine çevrede derin bir sessizlik oldu. Grevin babası buralara kadar geldiyse iş ciddi demekti. Lestik yanındaki arkada dışını dürterek ''Hey Richter koş Boka'yı çağır'' dedi. Richter deli gibi koşarak bıçkı evine doğru yöneldi. Boka bu sırada çocuklara Grevin yapmış olduğu ihaneti anlatıyordu. Grevin babası macun derneği üyelerine sordu. ''Oğlumu niçin kulüpten çıkardınız?'' dedi. Kolay çünkü düşman tarafına geçti. O artık kırmızı gömleklilerden yana. Kırmızı gömlekliler kim? başka bir çetedir. Botanik bahçesinde üstleniyorlar. Onların oyun oynayacak bir alanları olmadığı için bizim arsamıza gözlerini diktiler. Onlar bizim en büyük düşmanlarımızdır. Adam kaşlarını çatarak oğlum biraz önce eve ağlayarak geldi. Ona bir sürü soru sordumsa da bana hiçbir şey söylemedi. Sonunda onu gerçeği söylemesi için zorladım. Oğlum bana onu düşmandan yana geçmekle suçladığımızı söylemek zorunda kaldı eğer oğlum böyle bir şey yapmış ise bin kere yazıklar olsun ona. Yok eğer suçsuzsa sizin ondan özür dilemeniz gerekir. Sizlerden çok rica ediyorum. Oğlumun bir hain olup olmadığını söyleyin. Sadece gerçeği söyleyin. Oğlumun gerçekten bir hain olup olmadığını öğrenmem gerekiyor. Çocuklar derin bir sessizlik içindeydiler. Hiçbiri de oğlunun onuruna bu kadar önem veren bir babayı üzmek istemiyordu. Konlay konuşmaya çalıştı. ''Bakın bayım, şey, biz bu olay hakkında pek, yani daha doğrusu oğlunuzu düşmanla gören Nemetsek'tir.'' dedi. O sırada Nemetsek ve Boka da kapıya doğru yürüyorlardı. Kolnay onlara seslendi. ''Hey Boka, buraya gelin.'' Boka bulunduğu yerden seslendi. ''Biraz bekleyin, Nemetsek kötü bir öksürük nöbetine yakalandı. Onu evine götürmem gerekiyor.'' Nemetsek adını duyan sakallı bay ona doğru döndü ve sordu. ''Nemetsek sen misin?'' ''Evet bayım, benim.'' Ben Gribin babasıyım. Çocukların söylediğine bakılırsa sen oğlumun düşmandan yana geçtiğini görmüşsün. Bunu senden duymak istiyorum. Onu gerçekten gördün mü? Nemetsek çok hastaydı. Yüzü alev alev yanıyordu. Şakakları zonkluyor, avuçları terliyordu. Gribin babası onuruna çok düşkün, saygıdeğer birisine benziyordu. Nemetsek cevap vermeyince adam ısrar etti. Haydi cevap ver bana. Oğlum size ihanet etti mi? Nemesi kısık bir sesle karşılık verdi. Hayır efendim, grep bize ihanet etmedi. Adam diğerlerine dönerek, demek ki siz bana yalan söylediniz. Hiçbir zaman oğlumun dürüstlüğünden şüphe duymadım. Macun derneği üyeleri şaşırmışlardı. Nemet güçlükle ayakta durabiliyordu. Halsiz bir şekilde sordu. Şimdi gitmeme izin verir misiniz bayım? Elbette yavrucuğum gidebilirsin. Nemetsek bokanın koluna tutunarak sokağa çıktı. Gözleri kararıyor, dünya başına yıklıyordu sanki. Tiz bir ses durmadan kafasının içinde bağırıyordu. Haydi çocuklar kaleyi. Oğlum hain. Bir ara Nemetsek başından kasketini çıkararak selam verdi. Boka hayretle sordu. Nemetsek kime selam veriyorsun sen? Caddede selam verecek kimse yok ki. Karşıdan geçen raç söyletmene selam verdim ben. Bu sözleri duyan Boka ağlamaya başladı. Sonra arkadaşını bütün gücünü harcayarak eve götürdü. Bu sırada Kolnay grebin babasına şöyle söylemekteydi. Bayım, Nemetsek yalancıdır. Biz zaten onu hain ilan ettik. Üstelik kovduk. Ona sakın inanmayın diyordu. Grebin babası ise artık huzur içindeydi. Anlamıştım zaten. Benim oğlum onurlu bir çocuktur. O asla hain olamaz dedi. Adam iç huzuru ile oğlunu bağışlamak üzere evinin yolunu tuttu. O sırada Nemetsek Bokan'ın kolundan Tutuyor, hem sayıklıyor, hem de hıçkırıklarla ağlıyordu. Onlar küçük harflerle adımı, küçük harfler, Sakallı Bay, Onur. 7. Bölüm Elçiler Ertesi gün sınıfta büyük bir huzursuzluk vardı. Savaş hazırlıkları haberi hızla yayılmış, herkesin kulağına gitmişti. Hatta en üst sınıftaki öğrenciler bile bu konuya yakından ilgi gösterir olmuşlardı. Kırmızı gömlekliler ayrı bir okulun öğrencileri olduğundan tüm lise, Pan Sokağı çocuklarının savaşı kazanmasını istiyorlardı. Elbette ki herkes okulun saygınlığının söz konusu olduğu inancındaydı. Bu gibi durumlarda sınıfta kesin bir sessizlik egemen olurdu. Tüm çocuklar soluğunu tutardı. Derse kalkacak öğrencinin kim olacağını merakla beklerlerdi. Not defterini ağır ağır çeviren öğretmenin parmaklarından gözlerini alamazlardı bir türlü çocuklar kimin adının hangi sayfada olduğunu bilirlerdi. Öğretmeni tahtaya kaldırdığı bir öğrenciye otur yerine dedi ve tekrar defterini karıştırmaya başladı. Nemetsek kalk tahtaya deyiverdi. Çocuklar hep bir ağızdan cevapladılar. Okula gelmedi. Neden? Hasta efendim biraz soğuk almış da. Öğretmen sağlığınıza dikkat ettiğinizi hiç sanmıyorum diye mırıldandı. Öğretmenin bu sözü üzerine Pal Sokağı çocuklarının hepsi birbirlerine bakındılar. Nemetsek normal koşullarda soğuk almayıp aziz vatana hizmet etmek uğrunda hastalanıp gazi olmak onurunu kazanmıştı. Zavallı Nemetsek yüksek kutsal görevi uğruna soğuk almıştı. Şimdi Macun Derneği üyeleri Nemetsek'in adının kara listeden silinmesi, Nemetsek'in temize çıkarılması konusunu konuşuyorlardı. Nemetsek'in kara kaplı defterdeki adının yalnız baş harfi mi yoksa tüm harfleri de mi büyük yazılmalı? Bu konu üzerinde anlaşmaya varılamamıştı henüz. Gerçi bu sorun şimdilik ikinci planda kalmıştı. Önemli olan aslında öğleden sonra başlayacak olan savaşı kazanmaktı. Ders bittikten hemen sonra başka sınıflardan gelen bir sürü öğrenci Boka'ya ısrarla yardım teklif ettiler. Boka onlara şu yanıtı verdi: "Çok üzgünüm ama bu olanaksız. Kendi başımıza onları alt edeceğimize inanıyorum." Başka sınıflardaki çocukların yardım teklif etmeleri yetmiyormuş gibi kapı önünde kol selva satıcısı Türk bile Boka'ya yardım önerisinde bulunmuştu. Fakat Boka bu öneriyi de kabul etmedi. Çocuklar bir süre sonra saat 2'de arsada bulunmak üzere anlaşarak dağıldılar. Boka saat tam 2'yi vururken arsanın girişine geldi. Başında pay sokağı çocuklarının renkleri olan kırmızı yeşil bir kasket vardı. Boka'nın gelişiyle tüm ordu tamamlanmış oldu. Sadece Nemetsek evde, hasta yatağında, ateşler içinde yatıyordu. Bu yüzden Pay Sokağı çocuklarının ordusu tek rütbesiz erinden yoksun kalmış oluyordu. Orada hazır bulunan tüm savaşçılar ya az teğmen ya teğmen ya da yüzbaşıydı. Rütbesi er olan Nemesçek ise o sırada Rakos sokağındaki bahçeli küçük bir evdeki kar yolasında yatıyordu. Boka askerlere bir sesle bağırarak emir verdi. Hazır ol. Şu anda artık savaş haline gelmiş durumdayız. Bunun için kendimi general ilan ettiğimi bildiriyorum. Yani generalin bu sözlerinden herkes çok etkilenmişti. Bu heyecan verici bir olaydı. Boka devam etti. Son olarak bir daha savaş planımızı açıklayalım. Anlamadığınız herhangi bir nokta varsa bana sorabilirsiniz. Savaş planı okunurken hepsi de her şeyi satırı satırına bildikleri halde yine de can kulağıyla dinlediler. General tekrar bir emir verdi. Hazır ol, herkes görev başına. Subaylar yerlerine dağıldılar. Meydanda sadece Nemetsek'in yerinde yardımcılık görevini yüklenen Kolnay ile köpeği ve Boka kalmıştı. Kolnay'ın yanında ortaklaşa 14 frank koyup almış oldukları bakır bir borazan asılıydı. Boru sadece 3 kez çalınacaktı. Birincisinde düşmanın gelişi haber verilecekti. İkincisi saldırı emri vermek için çalınacaktı. Üçüncüsü ise toplanma emri vermek için olacaktı. Önceki günkü manevra sırasında çocuklar bu üç işareti yeterince uygulamışlardı. Bir nöbetçi tahta perdeye binmiş, sağ bacağını pay sokağına sarkıtmıştı. Bir ara arsaya dönerek bağırdı. Generalim, ne var? Bir kadın arsaya girmek istiyor. Elinde bir mektup var. Sizinle görüşmek istiyor. Boka tahta perdeye yaklaştı. İyi bak, kırmızı gömleklilerden biri kadın kılığına girmiş olabilir. Belki de bir casustur. Nöbetçi daha da dikkatli baktı. Sonra seslendi. Generalim iyice baktım. Bu gerçek bir kadın. Bana inanabilirsiniz.'' Öyleyse bırak girsin. Kapı açılınca kadın içeri girdi. Başı açık, saçları darmadağınık, ayağında terlikler. Belli ki evden aceleyle çıkmıştı. Bu mektubu Bay Grape gönderdi. Şu anda yanıt bekliyor. Kadın Boka'ya gönderilmiş olan mektubu uzattı. Boka kadının mektubunu okudu. Şöyle yazıyordu: Sevgili Boka, bu mektubun senin gözünde bir değer taşımayacağını bilmekle birlikte Yine de sizlerle bağlarımı kopartmadan önce son bir girişimde bulunmayı göze alıyorum. Sizlere çok şeyler borçlu olduğumu anlamış bulunmaktayım. Özellikle Nemet Zekin babama benim bir hain olmadığımı söylemesini hiçbir zaman unutacağımı sanmıyorum. Babamın bana armağan ettiği Esrarlı Ada adı adlı romanı Nemet Zeki e armağan ettim. Kitabı yitirdiğimi veya sattığımı sanan ailem tarafından ceza olarak aç bırakıldım ama hiç pişmanlık duymuyorum. Nemet benim için çok acı çekmişti. Ben de onun için acı çekmeye seve seve katlanırım. Bu mektubu yazışımdaki amaç bu değildi. Dün benimle okulda konuşmak istemediniz. Elbette sizler haklıydınız. İşlediğim bu suçu nasıl bağışlatabilirim diye uzun uzun düşündüm. Sonunda bir çare buldum. Dün öğleden sonra beni tekrar aranıza almayı kabul etmemiştiniz. Ben de kendimi size bağışlatabilmek için size bilgi getirmek üzere botanik bahçesine gittim. Nimet Sekin yaptığı gibi kırmızı gömlekliler adaya gelmeden onun saatlerce üzerinde gizlenmiş olduğu ağaca tırmandım. Sonunda saat dörde doğru kırmızı gömlekliler geldiler. Dalların arasında ben onların konuştuklarını rahatlıkla duyabildim. Arada bir benim içinde atıp tutuyorlardı fakat bu benim için hiç de önemli değildi. Fakat bu bana hiç dokunmadı. Çünkü ben kendimi her zaman sizlerden biri olarak hissettiğim için bu aşağılamalar beni etkilemedi. Siz isterseniz gene de beni istemeyin ama aranıza kabul etmeyin. Ama Feri Atşın şöyle dediğini duyunca sevincimden neredeyse ağlayacaktım. Feri Atş şöyle diyordu. Ben sanıyorum ki Grip hala onlardan yana. Onu aramıza casus diye belki de Pay Sokağı çetesi yollamıştır. Uzun süre tartıştılar. Ben de her şeyi dinledim. Saldırıyı yarına ertelediler. Nemet Sekin size anlattığı yoldan saldırmayı kararlaştırdılar. Çünkü Feri Atş şöyle diyordu. Onlar mutlaka planımızı değiştireceğimizi sanıyorlar. Biz de bu yüzden hiçbir değişiklik yapmayıp onları şaşırtacağız. Bunun ardından manevraya başladılar. Saat altı buçukta adadan ayrıldılar. Ağaçtan inip hemen eve döndüm. Sevgili Boka, bir isteğim var senden. Kırmızı gömleklilerin hesabına casusluk yapıp seni kandırmaya çalıştığımı sanma. Yazdıklarımın hepsi doğru. Bunları yazmamın nedeni tüm yüreğimle aranızdaki eski yerimi almayı ve beni bağışlamanızı hak etmeyi istememdir.'' Savaşta sizlerle birlikte çarpışacağım. Er olmaya bile razıyım. Nemetse hastalandığına göre onun yerine ben eriniz olabilirim. Sana yalvarıyorum. Hizmetçimiz Maria aracılığıyla bana lütfen olumlu bir yanıt bildirin. Kabul ederseniz hemen gelirim. Çünkü ben yanıtı beklemek üzere Pal Sokağı'ndaki 5 numaralı evin kapı girişinde bekliyor olacağım. Grip. Mektup bitince Boka Grip'in gerçeği söylediğini anlamıştı. Onun artık bağışlanmayı hak ettiğini düşünüyordu. Boka hizmetçi kadına dönerek grebe söyleyin hemen gelsin dedi. Kadın küçük kapıdan sessizce çıktı. Çocuklar yalnız kaldıklarında Boka seslendi. Richter, grep senin yanında olacak. Gözünü bir an olsun ondan ayırmayacaksın. Bir kuşku duyacak olursan hemen tutuklayıp kulübeye kapatacaksın. Mektuptan anlaşıldığına göre savaş bugün olmayacak. Bu yüzden planlarımız yarına kalmıştır. Tam o anda Boka'nın sözleri ağzında kaldı. Yardımcı kadının kapatmayı unuttuğu kapı bir tekmeyle ansızın ardına kadar açıldı. Grip coşkuyla içeriye girdi. Başında pal sokağı çocuklarının kırmızı yeşil kasketi vardı. Elini bu kaskete götürerek askerce bir selam çaktı ve "Emrinizi bekliyorum generalim." dedi. "Evet Grip, başlangıçta Richter'in emrinde olacaksın. Rütbesiz er olarak görev yapacaksın. Savaş anında davranışlarını izleyeceğiz. Sonra eski rütbene geri kavuşabilirsin." Bunun ardından diğer çocuklara dönerek grebe işlediği suçtan ötürü sitem etmenizi yasaklıyorum dedi. Az sonra grep Richter'in ertesi gün savaş sırasında yapması gerekenleri öğreniyordu. Tam o sırada nöbetçi korkuyla kırmızı gömlekliler geliyor generalim diye bağırdı ve ardından ekledi. Ama sadece üç kişiler elçi olmalılar. Boka gidip kapıyı açtı ve korkusuzca beklemeye başladı. Gerçekten kırmızı gömleklilerden üç kişi tahta kapıya doğru yaklaşıyordu. Birisi beyaz küçük bir bayrak çıkararak salladı. Yaklaşırken seslendi. Biz elçi olarak geliyoruz. Üçü de kırmızı gömleklileri, kırmızı kasketleriyle içeriye girdiler. Üzerlerinde silah yoktu. Bu yüzden Boka da silahlarını yere bıraktı. Pastor kardeşlerin en büyüğü, ben elçilerin başkanıyım. Size savaş ilan etmek için generelimiz Feri Arç tarafından gönderilmiş bulunuyoruz. Sizlere baskın yapmak istemiyoruz. Bu yüzden yarın saat buçukta burada olacağız. Cevabınızı bekliyoruz. Boka heyecanla cevap verdi. Savaş ilanınızı kabul ediyoruz. Bu karar karşısında Çele ve Kolnay esas duruşta selam verdiler. Elçiler de selamladıktan sonra pastör söz aldı. Ayrıca generalimiz Nemez Çekin hastalığı konusunu da sormamızı emretmişti. Geçen gün bizim orada gösterdiği yiğitçe ve soylu davranışlarıyla böyle cesaretli bir düşmana ister istemez saygı duymamıza yol açtı. Onu gidip ziyaret etmek istiyoruz. Nemetsek çok hastadır. Evi Rakos Sokağı 39 numaradır. Bir süre sonra pastor ileri emriyle üç elçi de çekildi gitti. Elçiler hızlı adımlarla Rakos Sokağı'na doğru gidiyorlardı. Nemetsek'in evini bulan elçiler içeri girdiler. Selam vererek neden geldiklerini açıkladılar. Çocuğun annesi onları hasta yatağının bulunduğu odaya götürdü. Pastör burada söz aldı. Feri atışın sana selamı var Nemetsek. Geçmiş olsun diyor. Bunun üzerine solgun yüzlü küçük sarışın heyecanla yerinden sıçradı. Savaş ne zaman diye sordu. Yarın. Ne yazık ki ben savaşa katılamayacağım diye acı acı söylendi. Bir süre sonra pastör geri dönüş emrini verdi. Ardından uygun adım çıkıp gittiler. 8. Bölüm Savaş Güzel bir ilkbahar gününe rastlamıştı büyük savaş. İlk saatlerde biraz yağmur yağdıysa da saat 1'de güneş yeniden parladı. Dersler bittiğinde Pal Sokağı'nın çocukları okuldan çıktılar. Pal Sokağı'nın çocukları saat 2'ye çeyrek kala arsada savaş hazır, savaşa hazır bulunuyorlardı. Çocuklar sabırsızlıktan yerlerinde duramıyorlardı. Bir an önce büyük savaşın başlamasını istiyorlardı. Boka savaş planında yaptığı ufak tefek değişiklikleri çocuklara anlattı. Ayrıca bazı yerlere siperler kazılmıştı. Tahta perdenin üzerine bir nöbetçi yerleştirilmişti. Maria sokağında ise bir başka gözcü bulunuyordu. Birkaç dakika geçti. Bu çocuklara saatler kadar uzun geldi. Sabırsızlıkları dayanılmaz dereceyi bulmuştu. Şuradan buradan sesler yükselmeye başladı. Sakın savaştan vazgeçmiş olmasın bunlar. Korkuyorlar olabilirler. Gelmeyecekleri belli oldu artık. Korkaklar. Buka'nın yardımcı subayı saat üçü çeyrek geçerken tüm taburları dolaştı. Artık her türlü uğraşa son verilmesini, savaş durumuna geçilmesini emretti. Bu kadar cepheleri kontrol etti, her şey düzenliydi. Artık çocuklar heyecanın doruk noktasındaydılar. Boka onlara sakin olmalarını söyledi. Sonra arsanın ortasına doğru ilerledi. Yardımcısı Kolnay elindeki borusu ile generali bekliyordu. Yardımcı, emredin generalim. Savaş alanını rahatça görebilmemiz için bir tepenin üzerine gitmemiz gerekiyor. Bütün kumandanlar çarpışmaları bir tepenin üzerinden izlerler. Ama bizim bir tepemiz olmadığına göre kulübenin damına tırmanacağız. Az sonra general ve yardımcısı kulübenin damına yerleşmişlerdi. Bu sırada Boka, botanik bahçesinde kullanmış olduğu o küçük dürbünü yeniden çıkardı. Birkaç dakika sonra Pan Sokağı yönünden bir boru sesi duyuldu. Boka hafifçe sarardı. Şu anda arsamızın kaderi belli olacak dedi. Kısa bir süre sonra Pan Sokağı'ndaki gözcü Heyecanla bağırarak düşman göründü diye haber verdi. General tekrar dürbününü gözlerine götürerek emir verdi. Hazır ol. Conlay hemen boruyu dudaklarına götürerek bekledi. Borazancı çal borunu. Komutunu duyunca uzun uzun çaldı Conlay. Bu arada kırmızı gömleklilerin borazanı da saldırı borusunu çalınca ortalık boru sesleriyle çın çın öptü. Boka dürbünleriyle feri artışı aradı. Derken birden bağırdı. İşte Feriatt, orada Pal Sokağından gelenlerin arasında. Pal Sokağındaki birliklerimizin işi oldukça zor olacak. Kırmızı gömlekliler, ellerinde gümüş uçlu mızraklar olduğu halde, savaş düzeninde Pal Sokağı ve Maria Sokağı'nın kapıları önünde sıralanmış, kıpırtısız bekliyorlardı. Birden kırmızı gömleklilerin buruları sustu. Maria Sokağı önünde toplanmış savaşçılar, deli gibi çığlıklar atarak kapıdan içeriye daldılar. Huya, huya, hop! huya huya hop. Savaş planı uyarınca Maria kapısını savunanlar düşmanlarla kahramanca savaşıyordu. Bu cebeteki savaşçılar görevlerini hakkıyla yerine getiriyorlardı. Çocuklar bıçka evinin önünde ve dut ağaçlarının çevresinde karma karışık koşuşuyorlardı. Kurnazlık gösteriyor, plan gereği bazen geri çekiliyor, bazen de şiddetle saldırmayı umutlanıyorlardı. Sahiden yeniliyorlarmış gibi. Of aman yandık kaybettik arsamızı eyvah işimiz bitti bağırışları duyuluyordu. Kırmızı gömlekliler ise onların bu dağınık durumundan cesaret alarak onları kovalıyorlardı. General Boka şimdi düşmanın kapana kısılıp kısılmayacağını merakla bekliyordu. Çünkü adamları bıçka evinin arkasında gözden yitmişlerdi. Plan gereği ordusunun yarısı hangara bir diğer yarısı da kulübeye kaçmıştı. Pastör emirler yağdırıyordu. Aman ha kaçırmayın hepsini yakalayın. Kırmızı gömlekliler kulübeyi dolanarak diğerlerinin peşine düştüler. Boka tam zamanında çabuk boruyu çal emrini verdi. Derken boru kaledekilere bombardımana başlamaları işaretini vermek üzere çın çın öttü. İlk üç kalenin bulunduğu yerden zafer çığlıkları atan çocukların çılgın sesleri yükseldi. Ardından kumdan bombalar yağmur gibi yağıyordu. Boka yardımcı diye bağırdı. Buyurun generalim Hemen siperlere koş. Beklemelerini söyle. Ben saldırı emrini vermeden önce saldırıya geçmesinler. Yardımcı kulübeye doğru koşmaya başladı. Daha sonra düşman tarafından görülmemek için yüzü koyun sürünerek ilerledi. Yine aynı şekilde sürüne sürüne generalin yanına döndü. Emirleriniz yerine getirilmiştir generalim. Her şey yolunda diyerek bilgi verdi. Buçka evinin arkasından gelen çığlıklar savaşı kızıştığını gösteriyordu. Kırmızı gömlekliler artık savaşı kazandıklarını sanıyorlardı. Üç kaleden ise aralıksız bomba yağıyor, düşmanın odun yığınlarına tırmanmaları engelleniyordu. Barbas'ın attığı kum torbaları birbiri ardından pastorların kafasında patlıyordu. Barabas pastora bomba yağdırırken dili de boş durmuyordu. Al bakalım işte, al işte, al sana bir tane daha. Doğrusu kalenin nasıl kahramanca savaştığı görülecek şeydi. Bu arada piyadeler sessiz bir şekilde hangara ve kulübenin arkasına sinmiş saldırıya geçme zamanını bekliyorlardı. Kısa bir süre sonra Boka bağırdı. Haydi bakalım saldırıya geçsinler. Bu emir üzerine Kolnay kulübeye doğru atıldı. Kapıyı ardına kadar açıp seslendi. Saldırıya geçin. O anda hangardan ve kulübeden iki tabur aynı anda çıktılar. Kırmızı gömlekliler şaşkınlık içindeydiler kovalayıp bozguna uğrattıkları birliklerin saf dışı kaldıklarını sanıyorlardı. Onların bir daha toparlanabilecekleri hiç akıllarından geçmemişti. Fakat kaçırdıkları savaşçılar şu anda onlara arkadan saldırıya geçiyorlardı. Kırmızı gömlekliler bu işten bir şey anlamamışlardı. Az önce önlerinden kaçıp toz olmuş olan düşmanlarını da tanıyamamışlardı. Yani bir orduyla karşılaştıklarını sanmışlardı ancak Saldırganlardan birkaçını tanıyınca oyuna geldiklerini anladılar. Savaş artık ikişer ikişer göğüs göğüse çarpışmalarla sürüp gidiyordu. Kaledekiler durmadan kum bombalarıyla düşmanı bombalıyordu. Ayrıca sırasının gelmesini bekleyen Pay Sokağı'ndaki kaleler sessizce bekliyorlardı. Az sonra Boka emir verdi. Yüzbaşı Konlay çabuk Pay Sokağı'ndaki kalelere koş yardıma gelmelerini söyle. Az sonra boşaltılan iki kalenin üzerindeki bayraklar gözden kayboldu. Çocuklar bayrakları yeni mevzilere dikmek üzere almışlardı. Kırmızı gömlekliler durumlarının çok kötü olduğunu anlamışlardı. Özellikle komutanları ortadan çekilince ne yapacaklarını, nereye saldıracaklarını bilemez hale gelmişlerdi. Bu arada kırmızı gömlekliler de birbiri ardından esir edilip kulübeye sokulmaktaydılar. Diğer tarafta Feri Aç erlerinin önünde bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, gururla sırıtıyordu. Bekleyin, şimdi bizimkiler işaret verirler. Çünkü kırmızı gömlekliler Pastör'ün Tugay'ı Maria Sokağı cephesindeki işini bitirir bitirmez, bir boru işareti üzerine Pastör ve Atış'ın el birliğiyle aynı anda saldırıya kalmasına kararlaştırmışlardı. Oysa ki Pastör'ün borazancı başısı savaş esirleri arasında kulübede akıllı uslu beklemekteydi. Bunlardan haberi olmayan Feri Atç erlerine cesaret veriyordu. İlk saldırı işaretinde ileri. Fakat beklenen işaret bir türlü gelmek bilmiyordu. Çığlıklar, bağırışlar giderek zayıflıyordu. Pal sokağı çocukları zafer çığlıklarının en korkuncunu attıklarında Feri Arç'ın birliğinde bir huzursuzluk baş gösterir gibi oldu. Feri Arç kulak kabarttı. Bunlar tanıdık sesler değildi. Yine de soğukkanlılığını yitirmeden bir tahminde bulundu. Yenildiklerini anlayan Pal sokağı çocukları ümitsizlik çığlıkları atıyorlar dedi. Aynı anda Maria sokağından yaşasın çığlıkları yükseldi. Bunun üzerine irkildi Ferahç. Savaşta yenilince yaşasın diye bağırılmaz. Değil mi? Biz yanıldık sanırım dedi. Feri Arç hesaplarında yanılmış olduğunu birden anladı. Zeki bir çocuktu o. Tam bu sırada bir boru sesi yükseldi. Bu bokanın erlerine sesleniş işaretiydi. Pastorun birliği tutsak edilmişti. Feri Arç yenildiklerini artık kesinlikle anlamış bulunuyordu. Pastora dönerek Peki bizim çocuklar yenilmiş olsa bile neden yanımıza gelmiyorlar dedi. Pan sokağını bir aşağı bir yukarı gözleriyle taradılar. Fakat ortalıkta kimseyi göremediler. O anda Ferihaç'ın aklına kulübe geldi. Öfkesinden deliye dönmüştü. Onları kulübeye kapatmış olmalılar diye haykırdı. Sonra savaşçılarına döndü. Arkadaşlar, pasturların savaşı kaybettiğini sanıyorum. Savaş sırası artık bize düşüyor. Haydi ileri! Hepsi birden koşarak arsaya daldılar. Pay sokağı çocukları düşmanın üzerine kum bombaları yağdırıyorlardı. Fakat yorulmuşlardı artık. Savaşmak için eski güçleri kalmamıştı. Bu durumu gören Feri Artşi ise kaledekilere kahkahalarla gülüyor, bir yandan da bomba yağdırıyordu. Boka, Konla'ya genel saldırı emri vermek için gönderdi. Fakat kırmızı gömlekliler onu yarı yolda yakaladılar. Bunun üzerine Boka koşarak kendini savaş alanına indi. Ateş diye emir verir vermez on bomba birden kırmızı gömleklilerin üzerinde uçtu. Kum bombaları aralıksız olarak yeni gelenlerin üzerine sağanak gibi yağıyordu. Kırmızı gömlekliler artık yenildiklerini anlamışlardı. Feri aç son bir kararla haykırdı. Haydi kulübeye arkadaşlarımızı kurtaralım. Hepimiz peşimizden gelin. Ardından tüm kırmızı gömlekliler kapıya doğru yöneldi. En önde Feri aç gidiyordu. Esir düşman askerlerinin kurtarılması Pas sokağı çocuklarının savaşı kaybetmesine yol açabilirdi. Feri Aç kapıya yaklaştığı sırada bir çocuk bacaklarının arasına çılgınca bir hareketle fırlayıverdi. Düşman generali birdenbire durdu. Şaşırmıştı Ferhatç. Arkasındaki ordu da şaşırmış, duraklamıştı. Ferhatç'in önünde küçük, sıska bir çocuk dikilmiş, incecik sesiyle bağırıyordu. Dur, dur diyorum. Yoksa pişman ederim seni. Pas sokağının çocukları umutlarının kırıldığı bir anda kendilerini kurtaran çocuğa baktılar. Aniden hepsi birden Nemetsek diye bağırdılar. Nemetsek inanılmaz bir kuvvetle feri ağaçı tuttuğu gibi yere uzatıverdi. Sonra kendisi de bayılıp düşmanın üzerine yığıldı. Feri ağaç kendine geldiğinde etrafında kimseler yoktu. Yalnız kalmış ve yenilmişti. Çocuklar Nemetsek'in etrafına toplanmışlardı şimdi. Onun kendisine gelmesi için epeyce uğraştılar. Nemetsek ne oldu kazandık mı diye sordu. Çocuklar evet kazandık senin sayende diye bağırdılar. Boka senin bu hasta halinde sokağa çıkman çok yanlış seni hemen eve götüreceğiz dedi. Bu arada tutsaklar da başları öne eğik peş peşe Maria sokağında yana koşarak oradan uzaklaştılar. Çocuklar artık yenilgiyi kabullenmiş olan Feri Atşa asker selamı verdiler. O anda selamlarının karşılığını verdikten sonra çekip gitti bir süre sonra savaşarak geri aldıkları bayrak kaleye çekilmişti. Bu arada suçu bağışlanmış olan Grep de eski teğmen rütbesini geri aldı. General Boka tarafından Ernest Nemezçek'e ise yüzbaşılık rütbesi verildi. Bunu duyan çocuklar hep bir ağızdan yaşasın diye bağırarak yüzbaşıyı selamladılar. Çocuklar hep birlikte Nemezçek'i evine götürdüler. Nemezçek tam kapıdan içeri girmek üzereyken herkesi selamlamak için geri döndü. Arkadaşlar Hoşça kalın dedi. Pay sokağı çocukları hep birlikte ateş içinde yanan o küçük eli sıktılar. Nemesçek annesiyle birlikte içeri girerek gözden kayboldu. Ardından kapı hızla kapandı. Caddeye bakan küçük bir pencere aydınlandı. Sonra birden ortalık sessizliğe gömüldü. Çocuklar sanki oldukları yerde donup kalmışlardı. Tek söz söylemeden gözlerini bahçeye, Küçük nemez Çekin yeniden yatağına döndüğü küçük, aydınlık pencereye dikmiş duruyorlardı. Sonra birer ikişer Uluoy Caddesi'ne yöneldiler. Kazanmış da olsa hepsi de bu savaştan yorgun düşmüşlerdi. Çocuklardan bir grup yandaki mahalleye saptılar. Sonunda kapının önüne sadece Boka ile çocuk Çanakos kalmıştı. Çanakos söyleyecek söz bulamıyordu. Önce Boka'nın uzaklaşmasını bekliyordu. Fakat generalin oralı bile olmadığını görünce hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Kalabalık ve gürültülü Uluvi Caddesi'nin köşesinde büzülmüş olan küçük Rakos sokuğa şimdi karanlığa ve sessizliğe gömülmüştü. Sadece rüzgar sokak lambalarının camlarını titreterek kol geziyordu. Tam o sırada sokakta tek başına kalan Jean Boka, artık utanıp çekinecek hiç kimse kalmadığını görüp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Jean Boka, içlerinden bir tanesinin bile kendi kendine açıklamaya cesaret edemediği duyguyu çok iyi biliyordu. Ordusundaki o en kahraman askerin önüne geçilmez hastalığı nedeniyle gözünün önünde yavaş yavaş eridiğinin farkındaydı. Nemetsek'in sonunun ne olacağını çok iyi biliyordu. Zafer kazanmış bir ordunun generali olması artık hiçbir önem taşımıyordu. Yüreğinin tüm acısıyla hıçkırıklarla ağlıyor, bir yandan da zavallı Nemetsek, "Sevgili arkadaşım benim, değerli kahraman, yiğit yüzbaşım" diye söyleniyordu. Az sonra yanına ufak tefek sırtı kamburlaşmış bir adam yaklaştı. Boka'yı tanımıştı. Jean Boka, sen misin diye sordu. Boka da onu görünce tanıdı. Evet benim Bay Nemetsek. Gelen Nemetsek'in babasıydı. Baba Nemetsek Boka'nın ağlama nedenini sormadı. Kuşkusuz biliyordu niçin ağladığını. Doğruca yanına yaklaşıp saçlarını okşadı ve adam da hıçkırmaya başladı. Adam öylesine yürek sızlatıcı bir şekilde hıçkırıyordu ki Boka dayanamadı. Bay Nemetsek ne olur ağlamayın dedi. Bay Nemetsek gözyaşlarını elinin tersiyle sildi ve eliyle boş ver der gibi bir hareket yaptı. Hiç umut kalmadığına göre doyasıya ağlayamaz mıyım demek istiyor gibiydi. Adam Boka'ya tanrı seni korusun yavrum. Haydi evine dön artık dedi. Bay Nemetsek gittikten sonra Boka hiç dinmeyen gözyaşlarını silmeye çalıştı. Derin bir göğüs geçirdi. Çevresine şöyle bir göz attı artık eve gitmesi gerektiğini düşündü ama hemen ardından orada dikilip nöbet beklemenin, ölümle pencereşen Nemet kapısında gözcülük etmenin kutsal ve vazgeçilmez bir görev olacağını düşündü. Aklı şimdiye kadar hiç ilgilenmediği kavramlarla karma karışıktı. Yaşam ve ölüm. Karşı kaldırıma geçti. Birden adım sesleri duydu. Bir gölge evlere sünür, sünürcesine sıkılgan adımlarla ilerliyordu. Nemetseklerin evinin önünde durdu. Eve girmek niyetiyle kapıya yöneldi. Ardından vazgeçip geriye döndü. Sonra evin önündeki sokağı bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sokak fenerinin altına geldiğinde Boka dikkatle o yöne doğru bakmaktaydı. Boka'nın gözüne o anda kırmızı bir gömlek ilişti. Feri açtan başkası değildi bu gölge. İki rakip general ilk kez yalnız karşılaşmışlardı. Hiçbir şey söylemeden birbirlerini süzüyorlardı. Sonra Feri aç yine sokağa dolaşmaya başladı. Bir süre sonra kapıcı karanlık giriş kapısını kapatmak için elinde anahtarla geldi. Feri aç kapının yanına yaklaştı. Şapkasını çıkarıp selamladıktan sonra kısık sesle bir şeyler sordu. Kapıcının verdiği karşılık bokanın kulağına kadar geldi. Adam durumu umutsuz diyordu. Kapı gürültüyle kapandı. Daha sonra Feri Atş ağır ağır dönüş yolunu tuttu. Onun ardından Boka da eve gitmek için sola saptı. İki general böylece birbirlerine tek söz söylemeden ayrılıyorlardı. 9. Bölüm Yüzbaşı Nemetsek Macun Derneği üyeleri düzenli olarak kayıt tutarlardı. Ünlü defterleri kayıtlarla doluydu. İşte Macun Derneği karar defterinden birkaç not. Madde 1 Karar defterinin 17. sayfasında Ernest Nemesçek adı bir yanlışlık sonucu küçük harflerle yazılmış bulunmaktadır. Bu yüzden kayıt geçersiz sayılacaktır. Bu üyemiz haksız davranışlarımıza tahammül etmiş ve hatta savaşta kahramanca çarpışmıştır. Genel kurul olarak arkadaşımızın haksız yere suçlandığını kabul ediyoruz. Bu yanlışlığın tüm sorumluluğunu dernek olarak kabul edip arkadaşın adını büyük harflerle yazmaya karar verdik. Ernest Nemesçek Madde 2 General Yanoş Boka'ya dünkü savaşı büyük bir komutan gibi yönettiği için teşekkür ederiz. Her arkadaşımız onun adını bir kahraman olarak tarih kitaplarının 168. sayfasına yazmakla yükümlüdür. Komutanımız Yanoş Boka'nın böyle bir onura gösterdiği askeri deha ve kahramanlık dolayısıyla halk kazandığını düşünüyoruz. İmza yazman Lesik, imza başkan kolunay. Madde 3. Kulüp başkanı Paul Kolnay'ın ortak macunun kurumasına meydan verdiği için kınanmasına karar verilmiştir. İmza, lessik, yazman, Kolnay, başkan. Karar defterinde buna benzer bir sürü tarihi belge yer alıyordu ama bizim şu anda bu belgelerden çok Nemetsek'ten söz etmemiz gerekiyor. Boka ertesi gün Nemetsek'i görmeye gitti. Daha da bitkin düşmüş, solup sararmış olan Nemetsek Boka'nın boynuna sarıldı. Son bir çaba ile kulağına eğilip sordu. Kırmızı gömlekliler ne oldu? Onları yendik. Buna çok sevindim. Peki Ferahatça ne oldu? Botanik bahçesinde uzun bir toplantı yapmış kırmızı gömlekliler ama Feri Aç gelmeyince dağılmışlar. Feri niçin gitmemiş? Tabii rütbesinin geri alınacağını biliyordu da ondan. Dün akşam ben onu sizin evin önünde gördüm. Kapıcıya senin hastalık durumunu soruyordu. Nemet Sekin gözleri parladı ilk kez. Bundan büyük bir gurur duyduğu belliydi. Gerçekten Feri atış buraya mı geldi? Bana doğruyu mu söylüyorsun? Elbette geldi. Daha başka haberler de var. Feri Aç genel kurulu toplayıp rütbesinin geri alınmasını istemiş. Sonunda Feri rütbesi ve başkanlığı kaldırılıp yerine pastör seçilmiş. Boka Nemesçek'in bu bitkin durumunu gördükçe yüreğinin sızladığını hissediyordu. Bunu belli etmemeye çalışarak konuşmasına devam etti. ''Nemetsek sana sevindirici bir haberim daha var. Arkadaşlar senin adını karar defterine baştan başa büyük harflerle yazdılar. Bunun doğru olduğuna inanayım mı? Neden inanmıyorsun? Birazdan gözlerinle görürsün. Senin adına bir şef diploması hazırladılar. Sanırım bugün hepsi de gelecekler.'' Macun derneğinin Nemetseki e karşı yapmış olduğu haksızlık onu çok üzmüş ve çok sarsmıştı. Bu haksızlığı hiçbir zaman hak etmediğini çok iyi biliyordu konuşmasını zorlukla sürdürdü Nemeçsek. Boka, onların bu yaptığı çok büyük bir adiliktir. Biliyor musun? Oysa ki ben onlar için de savaştım. Arsamız için savaştım. Ne yazık ki ben arsayı asla bir daha göremeyeceğim. Boka arkadaşının bu durumundan dolayı gözlerinin yaşardığını hissetti. Onun daha fazla üzülmesini istemiyordu. Bu yüzden kalkıp evinin yolunu tuttu. Boka ertesi gün ders bittikten sonra eve gitmek için yola koyuldu. Birikmiş bir sürü dersi olduğu halde akşam canı hiç ders çalışmak istemiyordu. Kitabını, defterini eve bırakıp sokağa çıktı. Sokaklarda aylak aylak dolaştı. Fal sokağından tanıdık çevreden uzaklaşmaya çalışıyordu. Arsayı bir daha görmek düşüncesi yüreğini sıkıştırıyordu. Fakat nereye giderse her yerde Nimetsek'in anıları gelip buluyordu onu. Uluvi Caddesi, Köztelek Sokağı, Müze Bahçesi hepsi de ona Nimetsek'i anımsatıyordu. Boka uzunca bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra arsaya yöneldi. Oraya yaklaştıkça içinde bir hafifleme, rahatlama duyuyordu. Adımlarını daha da sıkılaştırdı. Güneş batıyor, akşam karanlığı çöküyordu. Birden çok iyi tanıdığı o tahta perdeyi görünce durdu. Artık yolun sonuna gelmişti. Ağır adımlarla arsanın kapısına yöneldi. Kapı açıktı, çeri girdi. Bekçi Yano sırtını kulübeye dayamış piposunu tüttürüyordu. Boka'yı görünce canlandı. Hemen ayağa kalktı. Nasıl yendik onları? Kız kıvrak yakaladık. Boka kederle başını salladı. Evet, yendik diye mırıldandı. Ardından bekçi Yano'nun karşısına dikilerek bir süre sessizce bekledi. Daha sonra, Yano, sen haberi duydun mu? dedi. Ne haberi? Nemescek öldü. Zavallı çocuk diye mırıldandı bekçi. Boka şöyle bir dönüp arsaya doğru baktı. Bunca sevinçli ve kederli anıların tanıdığıydı bu arsa. Hala savaşın izlerinin bulunduğu siperlerle doluydu. Uzaktan sanki bir rüya gibi kentin uğultusu geliyordu. Ve arsada derin bir sessizlik sürüyordu. Tekrar kulübeye doğru gitti ve Nemet Sekin Feri Aç'la boğuştuğu yerde durdu. Boka sevgili küçük dostunun şu dünyadan göçüp gittiği gibi kumanda eriyip gidecek olan izlerini aramak üzere yere çöktü. Fakat Nemet ayak izleri de silinip gitmişlerdi. Günün olaylarından yorgun düşmüştü boka. Güçlükle iki numaralı kaleye çıkıp oturdu. Onu kimse orada göremez, rahatsız edemezdi. Burada dilediğince kendini anılara kaptırabilir, gözyaşlarını dökebilirdi. Kilisenin çanları duyulmaya başlamıştı. Vakit bir hayli geç olmuştu. Boka kaleden inip kulübenin önünde durdu. Yanonun pay sokağına açılan küçük kapıdan çıkıp evine yöneldiğini görüp arkasından koştu. Bekçinin de kederli olduğu belliydi. Bu akşam eve gitmiyor musun dedi Boka'ya. Gidiyorum diye cevap verdi Boka. Boka'nın gözleri birden kulübeye dayalı bir takım eşyaya takıldı. Dürbün ayağına benzeyen bir sehpa, beyaza boyanmış kazıklar, boyalı saç levhalar. Meraklı sordu Boka. Yano bunlar ne oluyor? Bunlar mimar beyin araçları. Mimar da kim? Buraya inşaat yapacakmış. Pazartesi işçiler arsayı kazmaya başlayacaklar. Temelleri kazacaklar yani. Evet bir ev. Hem de üç katlı. Bekçi bunları söyledikten sonra evinin yolunu tuttu. Boka bekçinin bu sözleri karşısında sa sarsıldı. Sözleri yaşla doldu. Nefes nefese kalmıştı. Aceleyle kapıdan çıktı. Arkasına dönüp son bir kez arsaya yani yurduna baktı. Nemetsik uğruna can verdiği arsanın böylesine başkaları tarafından çiğnendiğini görmekten kurtulmuştu. Bu düşünce Boka'nın yüreğinin acısını biraz olsun hafifletiyordu. Ertesi gün sınıf acılı, kederli bir sessizlik içindeydi. Rats öğretmen kürtüsüye çıkıp hüzünlü sesiyle Ernest Nemesçek üzerine birkaç duygulu güzel sözler söyledi. Rats öğretmen bütün sınıfı koyu renk giysiler giymiş olarak yarın Rakos Tokağı'nda yapılacak törene çağırdığı zaman Boka, çocuk ruhunda ilk kez belirsiz bir duygunun uyandığını sezer gibi oldu. İlk kez yaşam denen şeyin ne olduğunu düşündü. İnsanı kimi zaman neşelendiren, kimi zaman kederlere boğan bu yaşam dedikleri şey neyin nesiydi?